Ege Araç Şirketleri Koordinatör Başkanım Sayın Jacques Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Vekili Sayın İbrahim Gökçeoğlu, Türkiye Patent Hareketi Başkanı Sayın Avukat Ali Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürümüz Sayın Engin Adalet Bakanlığı Başkanı Sayın Avukat Ali Yüksel, İstanbul Eğitim Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Reşit Öz ve çok kıymetli katılımcılar. Ege'nin incisi, patentlerin katılımcıları dönüştürülmesi, Ege Bölgesi'ne ve Türkiye'ye katkısı konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Paneli açmak üzere sözü moderatörümüz, Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanımız Avukat Ali Yüksel Bey'e bırakıyorum. Ali Bey buyurun. Teşekkür ediyorum Derya Hanım. Öncelikle güzel bir, hem İzmir güzel görünüyor. Ben de İzmir'i arkama şöyle fon olarak aldım. İzmir'in tarihi merkezini. Bugün İzmir'i konuşuyoruz, Ege'yi konuşuyoruz çünkü. Ve İstanbul da çok güzel, serin havalı, böyle yumuşak geçişli bir havamız var. Böyle güzel bir günde patente, inovasyona, gelişime, ekonomiye zaman ayıran sizin gibi çok değerli katılımcılara ve özellikle de bugün tecrübelerini, Ege'li tecrübelerini, hedeflerini paylaşacak değerli başkanlarımıza ve il müdürümüze çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu arada tabii ki ben önce kendimi size tanıtmak isterim müsaadenizle. Ben Deniz Avukat Ali Yüksel, Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanıyım. Avukatım 28. yıl oldu. Türkiye'de telif hakları ve patentle ilgili belki alçak gönüllülük olacak ama biraz çalışmalarım var. Bu alanda çok ilklerden sayılırız. Adres Patent de Türkiye'deki ilk kurulan 5-6 patent firmasından birisi ve 18 yıldır da İzmir'de Türkiye'nin inovasyonuna, Ege'nin patentinin ve teknolojisinin artmasına katkıda bulunmaya çalışıyor. Ben kendimi tanıttıktan sonra değerli katılımcıları sırasıyla, konuşma sırasına göre takdim etmek istiyorum sizlere. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Vekilimiz İbrahim Gökçeoğlu. Şu anda efendim huzurlarınızda ve Gökçeoğlu Makina 1975 yılından beri sanayicilik bayrağını taşıyor. İzmir'de, Ege Bölgesi'nde ve Türkiye'de kendi alanında önemli çalışmalar yapmış birisi ve bu konuda da gene öncülük yaparak hem sanayi sivil toplum kuruluşlarında hem sanayi odalarında, organize sanayilerde görev almış ve halen bu konuda görev alan değerli bir konuşmacımız. Öncelikle teşekkür ediyoruz kendisine katıldığı ve tecrübelerini bize paylaştığı için. Tabii şu anda bu kurumdaki gerçekten konuşmacı dostlarımız ve konuşmacılarımız çok yoğun mesailerinden zaman ayırarak sizlere ve bizlere ve Türkiye'ye mesajdan iletiyorlar. O çok önemli. Diğer taraftan Ege İhracatçıları Birliği Başkanımız Jacques Eskinazi Bey burada. O da yine İTÜ mezunu bir mühendis olarak Atatürk Sanayi Sitesi'nin kuruluşundan, yönetiminden ve diğer sanayi örgütlerinin temsilinden gelen bir yapı, kişilik, ihracatçılığıyla öne çıkan bir kişilik olarak da ihracatın zaten önemini biliyoruz günümüzde, ihracat ne kadar önemli. Ama geçen gün TİM'le yaptığımız bir toplantıda TİM Genel Sekreterinin söylediği bir cümle çok enteresandı. Türkiye'de biz 1,5 dolar bölü kilo, yani kiloyu kilo başına 1,5 dolar ihracat yapıyoruz. Almanya 4,5 dolar. Başka ülkeleri daha fazla ama bizim ihracatımız kilo başına 1,7 dolara çıkarsa 1,5 dolardan 50 milyar dolar ek kazanç elde ediyoruz. Hedefimiz de birkaç yıl içerisinde sadece bunu yakalayabilmek dedi. Herhalde Jack Bey de bu konuyu daha fazla açıklayacaktır. Yani katma değerli, patentli geliştirmesi bize ait ürünlerin önemine değinmek istiyorum. Diğer taraftan Avukat Ali Çavuşoğlu, Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı. Patent Hareketi Türkiye'de çok önemli şeyler yaptı. Türkiye'de ilk patent ürünü fuarını yaptı İstanbul'da. Bundan 11 sene önce. Gene Türkiye'de patent bilincini çok geniş kitleye yaymak için çok çalışmalar yaptı. Üniversitelerle, meslek kuruluşlarıyla ortak projeler üretti ve patent hareketinde üyelerinin çoğu üniversiteler ve akademik kuruluşlar ve sanayi dernekleri. O da Türkiye aynı zamanda Avrupa Patent Vekili birisi olarak Türkiye'deki patentin hikayesini, sancağını ve hedefleri açıklamaya çalışıyor. Gene Türkiye'de 500 milyar dolar ciroya ulaşmak için inovasyonun ve patentin önemine dikkat çekecek konuşmasında
ve Türkiye'de 1 milyon patent hedefini yakalamak üzere çalışmalar atacak. Amerika 1 milyon patentini 1901 yılında almıştı. Biz daha çok uzaktayız. Yılları ve sayıyı dikkatinize sunmak isterim. Diğer taraftan Kocaeli'nde de sanayi kenti Kocaeli'den İzmir'in sanayisi yükseltmek için gelmiş bir müdürümüz var. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz Sayın Engin Bişar da burada. O da tabii ki Kocaeli deyince hep sanayi akla geliyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu da orada. Devletisi var, diğer sanayi kuruluşları var. O da tecrübelerini dilerim aktarır. İzmir'in kendi hedeflerini de hep beraber kayıt altına alır ve hep üstümüze düşeni yapmaya çalışırız diyerek sözü konuşma sırasına göre Sayın İbrahim Gökçeoğlu Bey'e bırakıyorum. Hocam buyurun. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Ali Bey. Öncelikle şahsım ve Ege Bölge Sanayi Odası adına sizleri, tüm katılımcıları İzmir'den sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü toplantının konu başlığı çok önemli bir konu başlığıydı. Fakat yaşamakta olduğumuz COVID-19 sürecinde yaşanan dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğu, hızlı bir şekilde uyum sağlanması gerektiğini bu süreçte daha yakından hepimiz yaşıyoruz. Online firmaların, online işlemlerin ne kadar hızlı geliştiğini ve bu firmalar zamanı yakalamış olduklarını hepimiz görüyoruz. Bu çerçevede ben konuşmamın detayına girmeden önce bir dünyadan tespitler yapmak istiyorum. Ülkemize ve Ege bölgesine en son gelerek bir de en sonunda da nasıl, neler yapmamız gerektiğini tespitini yapmak istiyorum. Yaşayan bir sanayici olarak akademik söylemlerden ziyade yaşanan, sahada yaşanan, firmaların yaşadığı gerçekleri burada beraberce paylaştığımız zaman neticeye daha yakın yaklaşabileceğimizi düşünüyorum. Patent konusu çok çok önemli. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerini, gelişmişlik kriterlerinden en önemlisi sağladıkları, ürettikleri patent ve yarattıkları marka değerleriyle ölçülüyor. Başka kriterler de var ama en önemlilerinden birisi bu. Dolayısıyla burada sağlanan patent, üretilen patent sayısını global ölçekte patent olarak algılamak gerekiyor. Dünyanın kabul ettiği patentleri üretebilmek önemli olan, hedefimiz o olması gerekiyor. Bir de marka değerlerini göz önüne almamız gerekiyor. Dünyada günceli yakalayamamış firmalar belirli süre sonra alt sıralara düşüyor, belki şeylere giremiyor. En son bir tespiti yapalım. Bundan 20 yıl önce dünyanın en verimli, marka olmuş, patent üretmiş firmaları genelde enerji firmaları çoğunluktaydı. Bugün baktığımız zaman o ilk ona hiçbir tane enerji firması girmiyor. Evet. Ama bakıyoruz, Amazon dünyanın en büyük, en değerli markası olmuş. Arkasından Google geliyor, arkasından Facebook geliyor. Bu tip 10 tane firma tamamen dijitalleşme ve yazılım üzerinde şeyleri diğerlerine geçmiş durumda. Bunların arasında da o kadar hızlı bir rekabet var ki Microsoft yıllarca önce ön sıralardaydı. Bugün ilk onun orta sıralarına, alt sıralarına doğru kayıyor. Bu günceli yakalama noktasında ülkemizin de belirli şekilde, programlı şekilde devam etmesi gerekiyor çalışmalarında. Yaratıcılık ile yaratılan farklılık ekonomiye kazandırılamadığı sürece raflarda kalan patentler, raflarda kalan üniversitelerimizin ürettiği makaleler hiçbir ticari değere ulaşmıyor. Ulaşmadığı sürece de hiçbir kıymet almıyor. Dolayısıyla bunu bir şekilde, hızlı bir şekilde gündeme bizim programla çalışmamız gerekiyor. Gene bir örneklerle gideceğim. Güney Kore 60 yıl önce neredeyse açlıkla mücadele eden bir ülkeydi. 1950 yılında
bütün ekonomik değerleri, teknik değerleri Türkiye ile aşağı yukarı aynı durumdaydı. Burada şu anda Güney Kore 11. dünya ekonomisinde 11. sıraya gelmiş. 4 tane, 5 tane büyük markalar yaratmış. Bunların içerisinde bir tane örnek vermek gerekirse Samsung patent üretmede dünyada 2. sırada. Bunlar belirli bir program dahilinde çalışma ve hedeflendiği zaman olamayacak şeyler değil. 50 yılında bizimle birlikte olan ülkenin durumu bu. Buralara neden, nasıl gelindiğini biraz sonra birazcık daha detayına girmek istiyorum. Tabii. Çin'e bakalım. 1990 yılında 150 milyon Çinli açlık, sefalet içerisinde o noktadaydı. Bugün Çin'in ürettiği patent ve teknoloji sayesinde o kadar sefalet yaşayan 10 milyon kişiye düşmüş vaziyette. Çin'de bugün patentlerin, dünyadaki patent müracaatlarında tek başına dünyadan daha fazla müracaat yapabiliyor. Bunların 30 sene önceki, 25 sene önceki durumlarına baktığımız zaman bir programlı çalışmanın neticesinde bu seviyelere gelebiliyorlar. Dolayısıyla bizim burada ülkemizde çok karmaşık şekilde değil, bir hedef koyup bir program dahilinde çalışmalar yapmak gerekiyor. Çok detaya girmeyeceğim, zamanı iyi kullanmak açısından. Samsung'un biraz önce söylediğim patent sayısı 6400. Dünyada kabul edilmiş patent. Türkiye'nin ürettiği patentin neredeyse 3 katı. Peki Türkiye'nin ürettiği patent dünyada ne kadar kabul oluyor? Bunu da masaya yatırmamız gerekiyor. Yani patentin bir anlamı var. Patent ilk çıkan, ilk defa kullanılan ve dünyanın kabul görebileceği bir yeni buluştur. Şimdi biz ülkemizde ülkeye has bazı kriterler koyarak patent veriyoruz. Dünyada ne kadar kabul görüyor? Dünya kriterlerinden geçmiş mi? Her ülke bunu kabul ediyor mu? Orasına bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla patent isminin ağırlığı ve değeri çok fazla. Bu taraftan bunlara da bakmamız gerekiyor. Şimdi söyledim. Ülkemizdeki patent üretememe meselesine geldiğimiz zaman işin başında eğitimden başlamak gerekiyor. Eğitim olmadığı zaman hiçbir şeyde başarıya ulaşma şeyimiz yok. Hedefimiz olamaz. Bilim, ilim birinci sırada olmadığı sürece başarabilen bir ülke yok. Şimdi eğitim noktasına baktığımız zaman Türkiye'deki biz eğitim noktasında şöyle bir kitap göstereceğim. Sanayi Odası'nın yayını mı acaba? Evet, Sanayi Odası'nın yayını. Bilmek yapabilmektir. Köy enstitülerinden günümüze eğitim arayışları. Şimdi bunun içerisinde o günkü başarılı olmuş bir sistemi, eğitimi bu noktaya getirmemiz gerekiyor. Burada bu noktaya getirdiğimiz zaman eğitimi sorgulayabilen, ilkokuldan itibaren bütün alanlarda, lisede, ortaokulda, üniversitede ve üniversiteden sonra da araştırma merkezlerinde eğitimi belirli bir şekilde, koordineli bir şekilde rotaya oturtarak gitmemiz gerekiyor. Eğitimi ihmal etmeden ettiğimiz zaman hiçbir şey üretemediğimizi bugün görüyoruz. Onun için eğitiminden başlayarak daha sonraki süreçlerde belirli bir modele gelmemiz gerekiyor. O modele de biraz sonra geleceğim. Türkiye'deki patent sayımıza baktığımızda 2019 yılında, yanlış söylememek için bakarak söylüyorum, Türkiye'de toplam 2003 adet tescilli patent var. Ege bölgesinde 136 tane patent var. %7'si ülkenin. İzmir'de 69 ile %6.4 pay almışız. Aynı rakam Marmara bölgesinde 1360 patent, %70'lik bir daha fazla patent üretme. Tabii Marmara bölgesinin ekonomik değerleriyle
İzmir'in Ege bölgesinin ekonomik değerleri farklı. Ona da kıstaslamak gerekiyor. Bu noktada baktığımız zaman teknoparkların, Ar-Ge merkezlerinin, üniversitelerin, sanayicilerin hep birlikte bir hedefe ve programlı şekilde çalışması gerekiyor. Şimdi Kore'ye döneceğim gene. Kore'de devlet 4 tane büyük marka yarattı. Dünya markası. Samsung'dan başlayın, Daewoo'ya gelin, LG'ye gelin. Bizim makine sektöründeyim ben. Makine sektöründe Kore ürünlerini kullanıyoruz. 400 yıllık firma. Bunu devlet belirli bir noktada desteklemiş. 4 tane dünya markası firma yapmış. Ama birlikte beraber çalışarak, her noktada adımlarını, hedeflerini koyarak bu noktaya gelmişler. Şimdi bizim ülkemizde her türlü destek veriliyor ama karma karışık destek, firma bazında destek ama bir çıktısını alamıyoruz. Ar-Ge merkezi 1238 tane Ar-Ge merkezi var. Bunların 92 tanesi İzmir'de. Biz nitelik mi arıyoruz, nicelik mi arıyoruz? 1200 tane Ar-Ge merkezine verdiğimiz kaynakların ne kadarını patent ürettirebiliyoruz? Gerçek patentten bahsediyorum, bakın. Ben sanayiciyim, öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Verilen kanunlar çerçevesinde yeni yapılan bir şeyi, patentine müracaat ediyoruz, patent alınıyor. Bu patent midir? Dünyaca kabul görüyor mu? Görmüyor mu? Bunu irdelememiz gerekiyor. Yani patent alıyoruz da dünyada kabulü nasıl? Ne kadar? Bunları bizim gerçek olarak Kore'nin yaptığı modelle, bizi model alan Kore'yi biz şimdi model almamız lazım. Kore'deki öğrenciler 17 saat okulda kalıyor. Ali Bey, bu sabit, bilgiler sabit. 17 saatte o eğitimi boşa aldım, videoyu boşa her aldım, türlü biraz. Her türlü şeyle orada yaşayarak öğreniyorlar ve uygulamaya geçtikleri zaman da şeyleri var, netice alıyorlar. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz: İzmir'i pilot il yapalım. 8 tane üniversitesi var, teknoloji merkezleri var, teknoparkları var, 173 tane meslek lisesi var. Şimdi her şey dağıldığı zaman ülkemiz büyük, netice elde edemiyoruz. Küçük küçük neticeler elde ediliyor. Bunu program dahilinde yaparsak, o firmalara devlet de ortak projeye ortak olup 10 sene sonra, 5 sene sonra belirli hedef için çalışılırsa başarıya ulaşmamanın imkanı yok. Ama bu dağınıklıkta gemi, rotası olmayan gemi limana yanaşamaz, biliyorsunuz. Bizim şimdi rotamız yok. Ülkemizde. Rotamız olmadığı için katma değer üretmekte çok zorluk çekiyoruz. Birkaç istisna firma hariç olabilir. Ama gerçeğine bakmak gerekiyor. Fayda zarar maliyetlerine bakmak gerekiyor. Bu 1200 tane. Ben Ar-Ge merkezleri komisyon üyesiyim. Temel bilim olmadan, fizik, matematik, fen fakülteleri olmadan dünyada Ar-Ge'yi başarabilmiş bir ülke yok. Bizim fen fakültesi mezunlarımız hepsi işsiz. Ar-Ge merkezlerin içerisinde fen fakültesi mezunu yok. Değerli konuklar, nasıl Ar-Ge yapacağız? Hesabı, kitabı, fizikçisi, kimyacısı olmadan Ar-Ge yapılabilir mi? Bizim çoğu şeyimiz ürün geliştirmedir. Ar-Ge bambaşka bir şeydir. Bunun Ar-Ge'lerde İlkokuldan başlayarak üniversitede belirli bölümleri olması lazım. Ar-Ge mühendisleri yetiştirmemiz lazım. Ar-Ge fizikçisi yetiştirmemiz lazım. Bu bir bilim dalı olması lazım. Klasik eğitimlerle Ar-Ge yapılamaz. Bunları çözdüğümüz zaman bizim ülkemizin başaramayacağı bir şey yok. Bunu da hepsini de yapmayalım. İzmir'de belirli üniversitelere belirli görevler verelim.
Başka şehirde de olabilir. İzmir çok tercih edilmeyebilir. Ama başka şehirlerde de bunlar programlı şekilde bir denememiz lazım. Pilot denemeler yapmamız lazım. Ne kadar başarılı olabiliyoruz. Ondan sonra da bu konunun detayına girmek gerekiyor. Şimdi bu noktada baktığımız zaman Ege bölgesindeki patent sayısı az. Birazcık daha çalışmamız gerekiyor. Birazcık daha koordine olmamız gerekiyor. ARGE merkezlerini, ÜRGE merkezi, bakın herkes ürün geliştiriyor Türkiye'de. Birkaç Ford Otosan'd, yabancı firmaların teknoparklardaki ARGE merkezleri hariç. Onlar gerçek ARGE'lerini yapabiliyor. Ama diğer ARGE merkezleri mevcut ürününü geliştiriyor. ARGE merkezi üyesi olmasa dahi, merkezi olmasa rekabet edebilme noktasında zaten o ürünü geliştirecek. Yoksa yok olur gider. Yani bunları koordine etmemiz lazım. Şimdi bütün fiziki ortamı yapıyorsunuz, elemanları dolduruyorsunuz. Hep mühendis. Biraz önce söylediğim özellikli kişiler yok. Özellikli kişiler olmadığı zaman ARGE yapılmaz. Sadece ben de mühendisim. 73 mezunu makine mühendisiyim ben de. Hem de meslek lisesi mezunu makine mühendisiyim. Bugün bir marka yarattık. Dünyanın %80 üretimimiz dünyaya satıyoruz biz. Gelişmiş ülkelere, batıya satıyoruz. Üzerinde çalışıldığı zaman bunlar yapılabiliyor. Ama ferdi başarılar, firma başarıları Türkiye için yeterli değil. Onun için ben sözümü daha fazla uzatmayayım. Bu COVID sürecinde yaşadığımız şeyleri, biraz önce 20 yıl önceki firmaların yok oluşlarını devam ediyorlar ama şeyden lig düşerek devam ediyorlar. Biz şimdi 2015 yılında bu kitapçıda yayınladık. Sanayi 4.0 uyum sağlayamayan kaybedecek dedik. Ha. Çok ses getirdi bu kitap. Bayağı talep gördü. Şimdi bu noktada belirli bir şeyi biz oda olarak hem eğitim noktasında hem meslek liseleri hem üniversiteler noktasında gayretli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama dediğimiz gibi bu koordineli bir rotamızı çizerek devletle birlikte 10 tane firmaların 4 tane Kore'nin yaptığı gibi dünya markası firma yaratalım. Bizim markamız var mı? Dünya markamız yok. Türk Hava Yolları bilinen bir marka uçtukları için. Ama dünya Türk Hava Yolları'nın logosunu gördüğü zaman bu Türkiye'nin Türk Hava Yolları diyebilecek kişi çok az. Nike'ın logosunu gördüğü zaman tamam bu Nike diyoruz. Oraya gelebilmemiz gerekiyor. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha önce de belirtmiştik saat 15'te benim acil çıkan başka bir toplantıya katılma durumum olduğu için birazcık daha kalacağım. Ama zamanıma göre ayrılmak durumundayım. Bu mazeretimi lütfen kabul edin. Teşekkür ediyorum. Ses gelmiyor. Pardon. Teşekkür ediyorum. Hani sesiniz duyamadım ben. Sesi kapatmışlar herhalde. Evet. Teşekkür ediyorum. İbrahim Bey köklü bir sanayici olarak ve sanayinin İzmir'deki liderlerinden birisi olarak gerçekten güzel özetledi. Sistematik olarak bu konular ele alınmazsa parça parça, parçacıl bir yöntem hiçbir şey olmaz. Ayrıca memnun Derya Hanım o ses çıkaran şeyi kısarsak çok iyi olacak. Diğer taraftan tabii ki devlet bunda motor ve öncü olmalı ama bu konuda memurlaşmamalı. Malumunuz memurlaşan konular kaybediyor. Çok doğru evet. Baktınız olaya. Zaten aslında Türkiye'de İzmir'le ilgili, yani İzmir'in eski ihracat merkezi, teknoloji merkezi olduğu zaten hafızalarda biliniyor. Ama son yıllarda belki de bahsettiğiniz nedenlerle biraz ligden hafif geri kalmış olabilir.
mesela şeye baktığımız zaman 2000'li yıllarda İzmir 3. sırada patent ama 2010-11-12'den sonra 4'e düşüyor. Sebepleri tabi bunun vardır. Belki Bursa'nın otomotivde fazla merkez olmasının da katkısı olabilir. Analiz yapmak lazım oradaki patent türlerini. Ama çok doğru şeyler söylediniz. Bu konu model olarak yapılmalı. Alınmış, yapılmış modeller, Kore modeli gibi bir model bize uygulanabilir veya başka modeller olabilir. Evet. Kore bile eskimiş olabilir. Dolayısıyla bunu biz yapmamız gerekiyor. Tabii şeyi de aslında unutmamak lazım. Belki Jack Bey ona değinir. Ticarileşme. Yani patentin ticarileşmesi olmazsa patent kenarda bekler. Çünkü patenti dünyanın her ülkesinde korumazsan o da gene zarar görecektir. Ticarileşme aslında bahsettiğiniz Samsung ya da başka örnekleri verelim. Onlar ticarileşme başarısıdır aynı zamanda. Yoksa Türkiye'de çok patent alınıyor ama patentin tur kualite gibi, nasıl tur kualite ve yabancı marka, yabancı mağaza danışı teşvikleri var. Patentle alakalı bir teşvik olması gerektiğini ben düşünüyorum. Tabii siz katılır mısınız bilmiyorum. Benim görüşüm bir patent desteği, Expo patent gibi. Yani özellikle ihracat, patentli ihracat teşvik etmek için eğer sen patentli ihraç ediyorsan ekstra bir destek vermeli diye ben düşünüyorum. Belki bu konuda Jack Bey açıklayacaktır. Şimdi bir katkıda bulunabilir miyim? İbrahim Bey. Şimdi unuttuğum şeyi söylüyorum. Patente müracaat eden bir sanayici geçen Şubat ayında müracaat edilmiş. 2019 Şubat. Bugün yeni cevabı geliyor. Bir. İkincisi, patent almış firma, isim vermeyeceğim. Bunu Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde toplantıda konuştuk biz sanayi konseyinde. Karşısındaki firma aynı ürünü yapıyor. Şikayet ettiği halde veriyor bir miktar cezayı, devam ediyor. Koruma noktasında da belirli zafiyetler var. Çok doğru. Bu zafiyetleri de aşmamız lazım. Patent almanın bir anlamı kalmıyor maalesef. İyi koruyamazsanız caydırıcı oluyorsunuz. Doğru, çok doğru bir tespit. Biz de şikayetçiyiz, hukuk olarak çok evet. Şikayetçiyiz. Yasalar o konuda çok keskin değil maalesef ama düzeltilmeli bir tespit olarak bunu da belirttiniz. Değerli katılımcılar, çok teşekkür ederim İbrahim Bey'e. Ben teşekkür ederim. Tabii ki diğer konuşmaları da izleyerek katılmasını çok arz ediyoruz. Belki katkı verecektir. Ama diğer konuşması yaklaştığı için de belki aramızdan ayrılacağız. Ayrıca teşekkür edebiliriz, fırsat bulamayabiliriz. Kalabildiğim kadar kalacağım. Teşekkür ediyorum bu dileğiniz için de. Ege İhracatçıları Birliği Başkanımız Jack Eskinazı Bey'i demin takdim etmiştim detaylı. Kendisinin tecrübelerinden ve İzmir'in hedeflerinden, Ege bölgesi hedeflerinden bahsetmek için davet ediyorum. Bu arada Hüseyin Reşit Özde, İstanbul Egeler Birliği Başkanı. Şimdi kendisini görüyorum. Hoş geldiniz diyorum. Belki onda birkaç katısı olabilir. Toplantının sonunda buyuracak. Teşekkürler Ali Bey. Sanayi İl Müdürüm. Kardeşim İbrahim Gökçeoğlu. Ali Bey, değerli katılımcılar. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İbrahim Bey çok güzel özetledi patentle ilgili kısmı. Ben patente fazla girmek istemiyorum. Şimdi bir daha patenti tekrar olmasın. Çünkü evet. O alfabeden başladı. Sonuna kadar gitti. Ama ben şöyle hafif böyle bir giriş yapayım. Bu işin en önemli kısmı inovasyon. Doğru. Bu işte inovasyon olması. Bu inovasyon da üç önemli kavramı içeriyor inovasyon. Bunlardan birincisi yenilik yaratacaksınız. Yenilik olacak. Evet. İkincisi bir katma değer olacak. Üçüncüsü de bu yaptığınız işi ticarileştirmeniz lazım. Bunları yaparsanız bir inovasyon yapmış olursunuz. Bu üç unsur da birbiriyle mutlaka senkronize olmalı ki hedefe ulaşsın. Senkronize olmazsa bu üç unsur maalesef hedefe ulaşamaz. Burada bundan sonra gelecek en önemli husus ise bu yarattığınız ürünü ticarileştirip talep ile buluşturduğunuz ölçüde buna bir marka değeri kazandırmış olursunuz ki ben bundan sonra size bundan bahsetmek istiyorum. Yani yapmış olduğunuz bu işlerin markaya dönüşüp bir değer kazanmasını sizinle tartışmak istiyorum. Çünkü bu markalar patentle olgunlaşıyor, sonra markalaşıyor, sonra coğrafi işaretlerle daha da gelişiyor. Ondan sonra da ülkeye katma değer kazandırmaya başlıyor. Bunun yanında coğrafi işaret aldığı zaman bölgelere de katma değer kazandırmış oluyor.
Ben bir örnek vereyim size. İbrahim abi bir şeyden verdi. Abim benden büyük sanayiden verdi. Ben bir tarımdan bir örnek vereyim size. Türkiye dünyanın sayılı zeytinyağı üreticilerinden bir tanesi. Artık bu, belki bu örneği her zaman dinlediniz. Dünyanın en büyük üreticisi İspanya. Sonra İtalya var, Yunanistan var, Türkiye var, Tunus var. Bütün Akdeniz havzası zeytinyağı üretiyor. Ama maalesef Türkiye kendi markasıyla Türk zeytinyağı diye bir ihracat konumu yapma konumuna gelemedi. Başaramadık. Hala zeytinyağımızı, güzelim zeytinyağımızı, ki ben bundan %100 eminim, yani %99 değil %100 eminim, İspanyollara, İtalyanlara şişelettirip onların markasıyla bizim bir değere verdiğimizi 5-6 değere onların pazarlamasından sunuyoruz. İşte burada en önemli mesele sadece bir marka, üzerine marka dediğimiz isim değil. Markalaşmak. Markalaşmak. Markalaşmak demek bir ürünün tüketiciyle bütünleşmesi demek. Biz o ürünü tüketiciyle bütünleştiremediğimiz müddetçe marka olamayız. Ama bu marka olmak için de çok başka fonksiyonlara da ihtiyacımız var. Örneğin bu bölgede bir sanat etkinliklerinin olması lazım marka için. Yani yan etkileri fazla. Sadece ürünü üretmek değil, onu tüketiciyle bütünleştirirken yan etkilerini de çok iyi ayarlamak lazım. Çok iyi düzenlemek lazım. Hikayesini yazmak lazım. Ama hikayesini masal gibi yazmamak lazım. Tabii. Hikayesini doğru yazmak lazım. Evet, bugün İtalya'ya gittiğiniz zaman herhangi bir şarap tadım yerinden, şarap yerinden şarap alacağınız zaman mutlaka yanında zeytinyağını da pazarlarlar. Çünkü bu dünyada şarapla zeytinyağı birbiriyle özdeşleşmiştir. İşte bunu aynen şeye koymuşlar. Aynı potaya, aynı sepete koymuşlar. Ve bunu alan onun yanında zeytinyağını da alıyor. Şarabını alan bununla özdeşleşmiş. Ekmeğiyle tadı, zeytinyağına tadıyor. Ağzını çalkalıyor. Yani böyle bir şey geliştirmişler kendilerine göre. Bunu mutlaka yapılması gereken bir olaymış gibi. İşte markalaşmak buradan başlıyor. Artık dünyaya baktığınız zaman şarap dediğiniz zaman Fransa, İtalya o bölgeler geliyor. Zeytinyağı dediğiniz zaman da İspanya, İtalya o bölgeler geliyor. Aslında bizim üretimimiz şu anda belki İtalya'dan da fazla ama maalesef bir markamız yok. Ve bu markayla da herhangi bir markayla da şeye giremiyoruz. Pazara giremiyoruz. Daha da incelediğiniz zaman bakıyorsunuz alıcı, müşteri sadece içine şeyine bakmıyor, tadına bakmıyor. O ürünün nasıl prezente edildiğine, nasıl sunulduğuna da bakıyor. Koyduğunuz şişe, koyduğunuz kutu, miktar. Siz 5 kiloluk malı markayla satamazsınız. İlk başta girdiğiniz zaman yarım litrelik marka şeylerde, 250'likte veya bilemediğiniz maksimum 1 litrelikte. Biz 5 litrelik mallarda satmaya çalışıyoruz. İşte yanlış. Tabii daha küçük olacak. Bugün bir Avrupalı, bir dünya şeyi 5 litre zeytinyağını almaz. Bir senede tüketmez. Ancak sanayici alır. Ama biz bunu hala kavrayamadık. Yani ben zeytinyağında girdim örnek çok olarak. Çok güzel bir örnek verdim. Çok özür diliyorum. Başkanım. Başkanım çok adetim değil ama kesmek. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Almanya'da bir Michelin yıldızlı. Çok daha iyi bu işi. Almanya'da Michelin yıldızlı bir restorana gittim. Yemek yiyeceğiz. Bir hafta önce randevu olmak lazımmış orada falan. Sonra orada bir elma suyu bana yemek ikram edecekler. Baş garson 25 dakika elma suyunu anlattı bana. Sadece elma suyu 25 dakika anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Ve iyi bir para ödedi işte, yani. İşte bu. Tabii. İşte bu. Yani bu marka böyle olunuyor. Yani markayı özür dilerim. Markayı marka yapan, markayı marka yapan sizin ürettiğiniz, size yeni yaptığınız yenilik değil. Aynı zamanda onu kullanırken ondan ne haz almanız gerektiğini, evde bir elektrik süpürgesini bile bir makineden geldiğini kullanırken ne kadar az ses çıkardığını, torbasının ne kadar pratik değiştiğini, ne bileyim ben, wattının ne kadar düşük olmasına rağmen çekiş yüzünün, gücünün ne kadar fazla olduğunu, örnek için bunları söylüyorum. İşte bunları bunları anlatıyorsunuz, bir de ya bu çok hantal be hanım diyor, ben bunu evde nereye saklayacağım? Onun için de ona uygun, daha küçük, daha sempatik, ele yatkın, daha uygun bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte marka olmak, bütün bunları saydığım, bütün bu şeylerin
toplamını bir insanın kafasında yerleştirmesinden sonra meydana geliyor. Yani biz bugün ben bir ürün ürettim, üzerine bir isim yazdım. Ben bu isimle bunu marka yapacağım demekle olmuyor. Çünkü marka tüketiciyle, insanlarla bütünleştiği zaman marka olabiliyor ancak. Bütünleşmediği zaman hiçbir zaman bir marka değeri kazanamıyor. Olamıyor. Şimdi biz de Ege İhracatçı Birlikleri olarak çok ihmal ettiğimiz Çin pazarında birazcık çalışmalar yapmaya başladık bu ara. Türk Quality programı ile Çin pazarını, Japon pazarını ve Kore pazarını Türk Quality kapsamına aldık ve buralarda çalışıyoruz. Ama gördük ki markanız olmazsa Çin pazarına hiçbir şey yapamazsınız. Mutlaka markanız olması lazım. Yani sizin sattığınız adam, malınızı sattığınız adam kendi markasını koyup tıkır tıkır o pazara malını verirken öz ve öz bu işi üreten biri olarak o pazara bu malı satamıyorsunuz. Onun için de sizin söylediğiniz gibi bulunduğu o ülkede mutlaka o ülkenin insanıyla bütünleşip o insanın kullanabileceği şekilde ürününüzü o şekilde sunup ona o şekilde sunup ancak bir markayı yaratabilirsiniz. Biz de Ege İhracatçı Birlikleri olarak bundan sonra şu andaki mesela Çin pazarında Çin pazarının istediği şekilde ambalajlarla, istedikleri şekilde kullanımlarıyla sonra Çin pazarının o malı nasıl kullanacağını tariflerle, bir de özellikle başka bir şey daha var. O ülkelerde kendi lisanınızdan malı sunmadığınız zaman satamazsınız. Onlara kendi lisanlarıyla bu işi prezente ederek ancak o pazara girebiliyoruz. Kısaca size markayı bir iki örnekle anlatmaya çalıştım. Hazır giyim sektöründen falan bahsetmek istemiyorum. Bunu artık herkes, burada çoğunlukla bayanlar var. Kendilerini özdeşleşmiş mutlaka markaları vardır. Hiç bakmadan bedenini söylerler, alırlar, hatta denemezler bile. İşte onlar da mutlaka bir senelerin onlara vermiş olduğu bir haz o. O markayı onlar kendileri yarattılar zaten. Onlar alım yapmasa o markalar yaratılmayacak. Onun için insanlar kullandıkça bu markayı yaratıyorlar. Memnun kaldıkça bu markayı yaratıyorlar. Memnuniyet markanın büyümesini sağlıyor. Ben burada fazla uzatmak istemiyorum. Sadece bir konuya daha burada gireceğim. Sonra da sözü size bırakacağım. Biliyorsunuz bu pandemi süresinde ihracatımıza düşüşler oldu. Herkes eve çekilince dijitalleşme çok öne çıktı. Dijitalleşmede de markalar çok öne çıkmaya başladı. Bugün e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken özellikle markalara dikkat edilmeye başladı. Bunlar da markanın önemini, güven çünkü önemini bir kat daha arttırdı. Biz de Ege İhracatçı Birlikleri olarak bir adım daha öne gittik. Biliyorsunuz Haziran ayının başında ilk Türkiye'nin ilk sanal fuarını gerçekleştirdik. Shoedex 2020 diye ayakkabıcıları, 31 ayakkabı firmasının katıldığı, dünyanın 57 firmasının 57 ülkesinden alıcıların katıldığı bir fuar organize ettik. İlk defa oldu Türkiye'de, birinciydi. Dünyada da çok örneği yok, çok başarılı oldu. Bunları işte bu şekilde bir yenilikle, bu da bir yenilik, onun için size bunu söylüyorum. Bu da bir yenilik. Bununla tabii sadece yenilik bir şey de olmuyor. Marka yaradı. Şu Dex'i şu anda bir marka oldu. Onun için size söylüyorum. Şimdi ikincisini hemen Eylül ayında düzenlemeye çalışıyoruz. Herkes bu fuara katılmak için müracaat etmeye başladı. İşte çok kısa zamanda doğru işi yaptığınız zaman böyle seneleri beklemeye lüzum yok. Marka olabiliyorsunuz. Onun için bu örneği verdim size. Doğru işi doğru zamanda doğru insanlarla doğru yaparsanız mutlaka çok kısa zamanda da marka olabilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Size takip etmeye devam edeceğim. Gerçekten siz de markalaşma yönüne çıkardınız. Yani aslında patentin ticarileşmesi ve markalaşma yönüne çıkardınız. Çok doğru. Acaba sizce Türkiye'deki ortalama kilo başına ihracat rakamını 4,5 belki değil ama 2-3 dolar seviyesine çekmek hangi sektörlerle mümkün olabilir? Hangi ihracat kalemlerine katma değer oluşturarak?
Hiç uğraşmayın. Sektör, bunda sektör ayrımı yok. Size çok basit bir örnek vereceğim. Yine gıda sektöründen vereceğim ki hepimiz kullanıyoruz. Biz gıdayı, domatesi kasayla ihraç etmeye alıyoruz. Bütün domates ihracatımız kasayla ve değeri 50 sent civarında. Bugün ihracatı 40'ta 50 sent. Ama siz bunu iki domates, bir salatalı, küçük bir ambalajda, bir pakette, içinde yağ ve limonu karışmış olarak bir şeyde küçük bir ambalajda yaparsanız bunu direkt otomatik olarak 2-3 dolarlara çıkarırsınız kilosu. İşte burada bunu yarattığınız zaman katma değeri alıyorsunuz. Bunun için herhangi bir sektör gerekmiyor. Her sektörde mutlaka inovasyon yapılabilir. İnovasyonu gerçekleştirdiğiniz zaman siz bu katma değeri otomatik olarak alacaksınız. Burada yapmamız gereken yeni bir şey yaratmak değil. Tabii onu yapsın arkadaşlar. Yeni bir şey yapmak değil. Ama mevcut elimizdeki imkanlarla, elimizdeki ham maddeyle bunu daha inovatif hale nasıl sokarız diye bunu düşünmemiz lazım. Bir ekleme daha yapacağım. Biz bu düşüncelerle Ege'de, İzmir'de Genç İhracatçılar Konseyi'ni kurduk. Çünkü gençlerin beyni bu işlere çok daha iyi çalışıyor. Ve göreceksiniz ilk toplantıda sırf bu işler içindi. Bu ya genç ihracatçılar nasıl daha fazla katma değer yaratırız? Nasıl daha fazla malımızı daha pahalıya satarız? Bütün düşünceleri oydu. İşte yeni nesiller bunları düşünecek. Biz de onları seyredeceğiz ve alkışlayacağız. Teşekkür ediyoruz biz de. Sizin gibi başarılı Ege İhracatçıları Birliği'nin tüm üyelerini alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz. Ocak Bey çok neşeli ve hafızamıza kalan bir sunum yaptınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de hukuk tarafı, ticaretleşme tarafı, biraz patentin şeylere göre sayıları, sektöre göre sayıları, belki pandemi sürecinin patent etkilerini anlatacaktır belki Ali Bey. Tam sunum bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Ali Çavuşoğlu Bey'i, Türkiye Patent Hareketi Başkanı Ali Çavuşoğlu Bey'i dinlemek istiyoruz. Hep beraber merak ediyoruz. Buyurun Ali Bey. Teşekkür ederim Ali Bey. Öncelikle bütün katılımcılara geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Başta il müdürümüz, sanayi odası başkanımız, İhracatçılar Birliği Başkanı Ocak Bey'e hepsine katıldığınız için teşekkür ediyorum tekrardan. Aynı şekilde diğer izleyicilere de teşekkür ediyorum. Bir sunum yapacağım ama sunuma izin yok galiba şu anda. Derya Hanım izin verir misiniz? Sunumu açamıyorum da o yüzden. Şimdi oldu, tamam. Şimdi tabii günümüz patent, patenti konuşuyoruz ama aynı zamanda tabii ki Ege bölgesinin, İzmir'imizin patent sayısının artırılmasını, İzmir'e nasıl bir katma değer verebileceğimizi konuşuyoruz. Bu nedenle patentin öneminden, yani patentin hem kişi ekonomisine, şirket ekonomisine ve ülke ekonomisine, il ekonomisine ve bölge ekonomisine neler kattığı konusunda kısaca birkaç slide paylaşmak istiyorum öncelikle. Tabii ki son zamanlarda yapılan araştırmalar da gösteriyor ki, bunu zaten başta İbrahim Bey de söylemişti, şirketlerin marka ve patent değerleri, yazılımlarının değeri şu anda toplam şirketin fabrikasının, arsasının, makinasının toplam değerinin kat kat üstüne çıktı şu anda. Yani şirketlerin maddi olmayan mal varlıklarının değeri toplamda şu anda yaklaşık %90 üzerinde. Yani örneğin bir Apple firmasını aldığımızda, ülkemiz için söylüyorum, bir Arçelik firmasını aldığımızda, Arçelik'in marka değeri, Arçelik'in sahip olduğu 3-4 bine yakın patent var şu anda. Bu patentlerin toplam değeri Arçelik'in fabrikasının içindeki makinalarından daha fazla bir konuma geldi. Bu nedenle her geçen gün fikri ve sınav mülkiyet hakları fikri ve sınav mülkiyet haklarının önemi artıyor. Bunlar da işte yazılımlar, patentler, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, bunların markalar tümüne baktığımızda toplam şirketin değeri içerisindeki toplam değeri her geçen gün daha da artıyor. Zaten bir sonraki slide'da gelecek, daha sonraki slide'larda. Şu anda dünyadaki en değerli markalar, biraz önce Jack Bey markanın önünden bahsetti. Dünyadaki en önemli markalar patente en çok sahip olan firmalar. Bunu da biraz da bir tabloda göstereceğim. Örneğin geçenlerde bir ülkemizde satış gerçekleşti. Tabii ülkemizden çıkan bir firmaydı, PİK firması. 2010 yılında kurulmuştu, bir teknoloji firması. Oyun yapan bir firma. 100'den fazla çalışanı var. Yaklaşık olarak 1.8 milyar dolar değerlemeyle satılmış oldu toplamda. 2 hafta önceki haberi bu. Tabii ki Türkiye Hava Yolları mesela şu anda bir marka, dünya çapında 35 binden fazla çalışan sayısı var. Yaklaşık 500'e yakın belki uçağı var toplamda. Ve 1933 yılında kuruldu. Yani 100 ile yakın bir marka. Ama maalesef teknolojik ürünler, teknolojik firmalar daha çok değer kazanıyor. Şu anda mesela
Türkiye Havalarının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın toplam değeri yaklaşık 2,5 milyar dolar civarında. Ama 100 kişiden fazla çalışan, yani 1000 kişi bile yok PİK firmasının çalışan sayısı. Şu anda bir oyun firması, mobil oyun üreten firma 1.8 milyar dolara satıldı. Yani yaklaşık olarak nereden baksanız Türkiye Hava Yolları'nın toplam değerine eşit bir değere satılmış oldu. Bu da yazılımın, fikri ve sanayi mülkiyat haklarının, patentin her geçen gün öneminin daha çok arttığını bize açıkçası göstermektedir. Yeni nesil bunlarla büyüyecek artık. Şu anda tabii ki yapay zekanın da önemi artıyor. Gördüğümüz görselde, trafikte, tarımda, ulaşımda, bütün araçlarda, sağlıkta, her yerde şu anda yapay zekanın önemi artıyor. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde her konuda yapay zeka artık kullanılmış olacak. Arabalar birbiriyle konuşacak. Yapay zeka önemi artıyor. Bu nedenle firmalarımızın da kendi üretim süreçlerinde yapay zekayı gündemine mutlaka almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her geçen gün yapay zeka alakalı patentler sayısı artıyor. Geçen seneki araştırmamızda bir yılda 10 binden fazla dünya çapında yapay zeka alakalı patent yapılmıştı ve her geçen gün sayı artıyor. Tabii ki teknoloji firmaları patente o kadar çok önem veriyorlar ki her teknoloji firmasının böyle duvarlarını patent duvarlarıyla, patent belgeleriyle süslüyorlar. Binlerce patentini kendi duvarlarında çerçeveleterek asarak çalışanlarının, misafirlerinin, ziyaretçilerinin firmasının teknolojiye, patente ne kadar çok değer verdiğini görmesini istiyorlar. Bir, kendileri için bu aynı zamanda bir motivasyon oluyor. Örneğin birkaç tane örnek göstereceğim sadece. Bu Nissan'ın mesela patentlerinin toplandığı bir duvar örneği. Yani Nissan'ın şu anda 200 binden fazla patenti var ve bunların bir kısmını sadece almışlar mesela. Sürüş inovasyonuyla alakalı. Bu şekilde bizim firmalarımızın da önümüzdeki yıllarda bu binlerce patenti doğallarına asacak şekilde bir planlama yaparak bir çalışma yapmalarını, hedeflemelerini biz de isteriz. Örneğin bu da başka bir firmanın patentlerinin olduğu bir görsel. Yani görüyorsunuz çalışanlarının, misafirlerinin, müşterilerinin bu firmanın teknolojiye verdiği önemi, patente, yeniliğe, inovasyona verdiği önemi göstermesi bakımından bütün duvarlarını süslemişler, asmışlar bunları. Örneğin Apple firmasının gördüğünüz gibi, bu da bir Apple firmasının patentlerini gösteren bir görsel. Geçen bir haber çıktı, geçen bir hafta içerisinde. Apple'ın 2019 gelirleri toplamda şu anda yine açıklandı bir hafta önce. Bir firma, sadece bir firma ve patent ve yazılımla gerçekten de bu hale geldi. Toplam satışları 519 milyar dolar. Yani Türkiye'nin nereden baksanız gayri safi milli hasılasının yarısına yakın bir geliri tek bir firma elde etmiş oldu. Ve bu gelirin de yaklaşık olarak 100 milyar doları ortadaki gözükenler dijital servis hizmetlerinden, yani bu hepimizin telefonda indirdiği App Store'daki gelirlerden ve reklam gelirlerinden, yazılım gelirlerinden elde ettiği gelir. Geri kalan 413 milyar doları da ürünle alakalı. Yani telefon, iPad gibi ürünlerin satış yerlerinden, bilgisayarların satış yerlerinden elde edilen gelirler. Bu tabii ki her geçen gün yazılımın ve platformların da önemini attığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi tarım şu anda tarımda teknoloji kullanılmaya devam ediliyor. Dronlarla artık sulama işlemi başladı bazı ülkelerde. Dronlarla tarlaları sulamaya başladılar. Tarlaların verimini teknolojiyle ölçmeye çalışıyorlar. Uzaktan kumandayla, uzaktan yazılımlarla, aplikasyonlarla ölçmeye çalışıyorlar. Bu nedenle biz de tabii ki tarımda da her konuda olduğu gibi teknolojiyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz tabii ki Türkiye Patent Hareketi olarak ve adres patent olarak İzmir'e bir patent hedefi koymak istiyoruz. Bu konuda sayın yöneticilerimizle birlikte çalışmak istiyoruz. İzmir'in son 2 yılda, İzmir'in patent ve fayda modeli toplamı, yani 2 yıllık süre zarfındaki buluş sayısı toplamı 1137'dir. Patentlerinin ve fayda modellerinin toplam 1137 adet patent almış, patent ve fayda modeli almış toplam 2 yılda. Biz Türkiye Patent Hareketi ve Adres Patent olarak İzmir'deki bütün resmi ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak, bütün şirketlerle, Ar-Ge merkezlerle işbirliği ve üniversitelerle, teknokentlerle özel işbirliği yaparak 2021 yılı sonuna kadar, yani yaklaşık bu 2 yıllık süre zarfında İzmir'in toplam patent sayısını 170-80 oranında artırma hedefi koyuyoruz. Bu hedef konusunda da bir platform olarak, yani Türkiye Patent Hareketi platformu çalışacağız. Bütün toplantılar, bütün farkındalık eğitimleriyle alakalı bu konuda çalışmaları yapacağız. Ve ben İzmir'in bu konuda potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanıyorum. Biraz önce Sanayi Başkanı da söylemişti zaten. İzmir'deki örneğin Ar-Ge merkezi sayısından bahsetti, 92 tane. İzmir'deki 13 tane organize sanayi bölgesi mevcut şu anda ve EPSO'nun toplam üye sayısı 4500'ün üzerinde. Yani 4500 tane üzerinde faal bizzat çalışan çok büyük fabrikamız var İzmir'de. Ticaret odasının üye sayısı yaklaşık 40 binin üzerinde. Baktığımız zaman üniversitemizde 13 adet şu anda olmuş. En son rakamlara göre 13 tane üniversitemiz var İzmir'de. Buradaki toplam paydaşlar birlikte bir
platform altından İzmir'in hedefine kitaptır ve teknoloji üretir. Çünkü İzmir'de bilim merkezi de var. Bunu da incelemiş oldum. Teknoloji ve bilim merkezleri de var İzmir'de. Bu patent hedefine çok hızlı bir şekilde ulaşabileceğine inanıyorum ben İzmir'in. Biz de bu konuda büyük bir gayret göstermeyi hedefliyoruz. Tabii ki patentin önemi büyük. Bizim sürekli gündemde tutmamız gerekiyor. Patentin önemli olduğuna bütün yönetimlerimiz, bütün personellerimizle birlikte inanmamız gerekiyor. Patent farkındalık eğitimini aldırmamız gerekiyor. Yani patente odaklanmamız gerekiyor açıkçası. Bunu sürekli gündemde almamız gerekiyor bu hedeflere ulaşmamız için. Çünkü patenti Edison'un yapmış olduğu binlerce patentten şu anda 200 milyar dolar üzerinde yıllık gelir olan bir firma çıktı ortaya. Apple'dan bahsettik. Sadece yine patentler sayesinde bu hale geldi Apple. Tabii ki aynı da tasarımlar ve yazılımlar da çok kuvvetli. Yani patentler şirketlere değer katar aynı şekilde. Çok basit bir ürün. Mesela bir baktığınızda bir takım tezgahı yapan bir firma, bir şahıs daha doğrusu 1968 yılında bir ürün yapıyor. Ona patent alıyor İngiltere'de. Workmate isimli bir ürünü. Şu anda bu ürün tabii patent süresi geçmiş ama bu üründen mesela yaklaşık olarak 30 milyondan fazla satılmış bu üründen. Yani bir patent bir şahsı zengin edebilir, bir şirketi zengin edebilir, bazen bir ülkeyi bile zengin edebilir bir patent. Bu nedenle patentin önemi her geçen gün artıyor ve bizim buna inanmamız gerekiyor ve bu önemi sürekli bütün ortamlarda gündeme getirmemiz gerekiyor. Tabii ki yabancılardan örnek veriyoruz, ülkemizde de çok büyük değerler ortaya çıkıyor. Mesela son zamanlarda çok patent alan, çok teknolojik ürün üreten bir firmamız var ülkemizde, gurur kaynağımız diye düşünüyorum ben. Ve bu firma inşallah ileride çok daha büyük yerlere gelecektir. Örneğin gökdelenleri temizleyen bir robot yaptılar. Akıllı, yapay zeka ile çalışan bir robot. Şu anda yaklaşık 20'den fazla patentten oluşan ve onlarca belki 100'den fazla ülkede tescilli olan bir patent bu. Yani inşallah diyelim ileride bu da çok büyük bir firma olacaktır. Şu anda Tower Cloud'dan inceleyebilir izleyicilerimiz bu firmanın şeyini, ürünlerini. Tabii ki özellikle korona sürecinde ülkemizde çok değer katan bir ürün meydana geldi. Yerli solunum cihazı. Şu anda bu ürünü çok yoğun bir şekilde dışarıdan da talep geldiğini söylüyorlar bakanımız, işte yetkililer. Yani yerli solunum cihazı. Tabii ki bu tarz ürünler de sağlık sektörünün önemini ortaya çıkıyor. Sağlık sektörüyle alakalı yeniliklerin yeniliklerin önemini ortaya koyuyor. Bir de tabii ki Jacques Bey'e de buradayken bir şey denemek istiyoruz. İhracatçıların da markası da tabii ki tehlike altında şu anda. Çünkü maalesef 90 binden fazla ihracatçımız var şu anda ama bunların yaklaşık olarak 17-18 bin tanesinin Vipo nezdinde uluslararası bir marka tescili var. Geri kalan 70-80 bin tanesinin henüz uluslararası tescili yok. Yani ihracatçılarımız yurt dışında... Acaba Ali Bey buradan markasız ihracat mı yapıyorlar yoksa markanın önemini mi anlamıyorlar Jack Bey? Evet. Yani tabii ki markasız ihracat mı yapıyorlar yoksa? Markasız ihracat yapan firmalar da var. Jack Bey'in bahsettiği gibi Zeytiyan örnek söylüyorum. İspanyol markası adı altında paketleyip, İtalyan markası adı altında paketleyip yani fason çalışan firmalarımız da var ama Türkiye'de tescilli marka kullandığı halde yurt dışında tescilli marka kullanmayan firmalarımız da var. Bu konuda biz tabii ki firmalarımızı uyarıyoruz. Yani markaları tescil ettiğimiz zaman tehlike altına girmiş oluyor. Bir an önce markalarını tescil etmeleri gerekiyor yurt dışında. Tabii ki biraz önce Jack Bey de bahsetmişti. Yani bir marka oluşturmak gerekiyor. Ülke markası, İbrahim Bey'le ilgisi gerekiyor. İşte gördüğümüz gibi bunlar şu anda 2019 rakamlarına göre dünyanın en değerli markaları. Ama burada dikkat çeken bir konu, bu en değerli markaların hepsinin de patentlerinin sayısı çok fazla. Yani baktığımız zaman Apple firmasının birinci şu anda işte 230 milyarın üzerinde bir marka değeri var. Google'da aynı şekilde 160 üzerinde. Yani özellikle sanayiyle alakalı firmalar yani firmaların patent marka değeri azalmaya başladı ama yine de mesela Toyota Ali Bey, firmasının pardon, 56 milyar. Ali Bey, Ali Çalışır Bey, bu tabloyu acaba yanlarındaki markalarda patentlerini yazarak da bir ilave yapsanız daha şık olur tabloya. Tabii çok güzel. Bir sonraki sınıfında olur diyelim bu şekilde, evet. Yani baktığım zaman burada kaç tane patent var? Evet. Yani tabii şu an ezberden biliyorum ama ben tam başka bir sunumda bunu da gösteririz. Teşekkür ederim. Örneğin rica ederim. Mesela Samsung'u örnek gösterdik biraz önce. Samsung işte şu anda 61 milyar dolar olan bir marka. Yani sadece marka değeri bu baktığınız zaman. Yani firma değeri çok daha yüksekti tabii ki. Tabii ki burada örneğin işte Honda markası var, otomobil firması. 200 binden fazla patenti var mesela baktığımızda. Yani bu markaların marka değeri çok yüksek ama patent sayıları da çok yüksek. Yani patent sayıları yüksek olduğu zaman da tabii ki patentin de marka değeri artıyor. Marka değerini etkisini burada görmüş oluyoruz açıkçası. Benim sunumum burada bitmiş oldu. Yine soru olursa cevaplayabilirim tabii ki. Teşekkür ediyorum bütün izleyicilere. Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çarpıcı bilgilerle beraber bir sunum oldu. Değerli katılımcılar. Tabii ki ben çok özür diliyorum şeye kaldım. Bir bakanlık telefonu vardı da onun için açmak mecburiyetinde kaldım. Kusura bakmayın. Ben şeyi duydum. İhracatçılar markalarıyla ihracattan
ihracatçılar kendi markalarıyla ihracat yapabiliyorlar mı diye. Şimdi maalesef Türkiye'deki ihracatçıların çoğu Avrupa'daki efendim. Acaba 90 bin ihracatçı var, bunun 17 bin tanesi markalı yapıyor. Acaba fason mu yapıyorlar ki markaları yok bunların, neden acaba? Çok fazla işte bütün sıkıntı bundan kaynaklanıyor zaten. Çoğu yurt dışındaki firmaların markalarına üretim yapıyorlar. Türkiye bir üretim üssü gibi kullanılıyor. Tabii bu da bir bir iş, ama marka katma değeri tabii ki bir eksik, katma değeri eksik. Türkiye'de kendi markasıyla dünyada yer edilmiş firma adedi çok çok az. Çok çok az. Ben Ali Bey'e o konuda katılıyorum. Ama maalesef bu da çok bugünden yarına olacak bir şey değil. Peki bir çaba gerekiyor. Türkiye Türk Valiyeti Pro olacak. Birden hemen bir önünüz açılacak. Veya böyle bir mesafeler kat etmek için markaya ihtiyacınız, zamana da ihtiyacınız var. Teşekkür ediyorum. Tabii bu arada... belki sanayi odası sanayi müdürü müdürümüz Engin Bey bahsedecektir, ama ben demin de şeyi söyledim. Yani marka, mesela markada Türk Quality var markalaşmada, ama patentli ihracatta da acaba devlet bir patent expo gibi destek koysa, yani patentli ihracatı artırdığı zaman birim başına değer artacağı için katma değeri de böyle bir çalışma yapsam acaba, öneri olarak sizin buna katılır mısınız Sıcak Bey? Buna tabii ki katılırız. Patent her zaman için katma değeri arttırır. Yani bu bir gerçek. Bizim de amacımız katma değerli ihracat, ülkeye daha fazla döviz kazandırmak olduğu için bunun desteklenmesini her zaman destekler, biz de destekleriz. Teşekkür ediyorum. Evet. Değerli katılımcılar, Sıcak Bey'e, Ali Çavuşoğlu Bey'e ve biraz sonra tabii ki konuşma yapacak olan Engin Biçer Bey'e, müdürümüz. Sorularınız olursa lütfen chatten yazınız, ileteceğiz. Zamanımız var. Bu arada Engin Bey'den sonra Hüseyin Reşit Özbey de İstanbul'daki Egeliler'in temsilcisi olarak Konfederasyon Başkanı'nı dinlemek istiyoruz. Şimdi sözü Kocaeli gibi bir sanayi merkezinden İzmir'e, İzmir'in sanayisini teknolojisini yükseltmek için gelen ve kendisine bu beklenen, çünkü önemli ki sanayi merkezinden geldi İzmir'e, Engin Biçer Bey'i konuşmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun Engin Bey. Evet. Kıymetli panelistler, JAK Başkanım merhaba. Herkese selamlar, saygılar İzmir'den. Şimdi eğer izin verirseniz Ali Bey, böyle biraz daha işin temeline, biraz daha böyle Türkiye'de patent, işte marka, faydalı model, en müsait tasarım niye olmuyor? Biraz aslında hiç konuşulmayan, İbrahim Bey biraz bahsetti ama İbrahim Başkanım, ben biraz izin verirseniz oralara girmek istiyorum ya. Yaşım 51, hasbelkader bir yaklaşık olarak 8-10 senelik imdülüğüm var. Az çok işte herkes gibi ben de ülkemi seviyorum. Ülkem için düşünen, kafa yoran bir insan, böyle söyleyeyim, elinden geldiği kadar. İşte bu hayatımız boyunca, tecrübelerimizle, yöneticimizle, İnsan bunlara kafa yorunca kafada böyle bir altyapı, her bir şey oluşuyor. Eğer izin verirseniz bunları paylaşmak isterim sizinle. Estağfurullah. Çok merak ediyoruz. Buyurun. Şimdi bilim, sanayi, teknoloji, inovasyon. Bunları konuşuyoruz. Dolayısıyla çıktısı ne olacak bunların? Patent olacak, faydalı model olacak, işte tasarım olacak gibi. Şöyle gelirken, şimdi ben iyi müdürüm ama mesela ben bizim bakanlıkta, diğer bakanlıklarda, ülkemde o kadar, benim ülkem o kadar büyük ki, o kadar fazla destek ve teşvik var ki saya saya bitiremezsiniz. Kimse bunun aksini söyleyemez. Ben öyle düşünüyorum ve rakamlar ve şu listede onu gösteriyor. İnanılmaz destek ve teşvik var. Şimdi bu kadar destek ve teşvik varken peki biz niye Kore'den bu kadar geri kaldık? Niye bu kadar Türkiye'de toplam 2019'da patent var? Niye efendim İzmir'de 60 tane patent var? Bunları sorgulamak lazım. Niye olmuyor? Niye bu haldeyiz? Ona biraz değinmek istiyorum izninizle. Şimdi bakın, iki gün sonra, bugün Perşembe, yarın Cuma, Cumartesi günü VGS diye bir sınav var. Lise geçiş sınavı. Giren öğrenci sayısı 1.600.000. Şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz bu sınavın sonucunda? Liseye giren öğrencilerimizi eliyoruz. Zeka düzeyine göre eliyoruz. Sonuç şu, bu güncel rakamlar, işte Türkiye'de
yaklaşık olarak 40 bin civarında öğrenci fen lisesine, 40 bin civarında öğrenciyi kazanın dili olarak maalesef saydığımız meslek lisesine, aradaki öğrenciler de Anadolu Lisesi'ne gönderiyoruz. Bunun da hemfikiriz. Bunun yanı sıra bir şey daha yapıyoruz. Bu fen lisesine giden 40 bin öğrencinin yanında özel okullarda bursluluk adı altında bu zeki öğrencilerden de 40 bin tane fen lisesi öğrencisi var zeki. Bunun haricinde bu her okul 3-5 tane zeki öğrenciyi kapıyor. Buraya kadar sorun yok. Bir şey daha söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu seneki LGS'deki sınav türleri, sınav soru türleri. Şimdi bakın, bu öğrencileri diyelim 40 bin öğrenci fen lisesine verdik. Yaklaşık olarak 5 bin öğrenci de özel liselere verdik, özel kolejlere. 40, 30 veya 50 bin diyelim. En zeki, en iyi öğrencileri biz ne yapıyoruz? 4 sene boyunca bu özel fen liselerinde, devlet fen liselerinde veya kolejlerde okutuyoruz. En zeki kısmı söylüyorum. Tabii. Çıktısını söyleyeyim. Çıktısı şu. Bunlar dereceye girdiler. İlk 30'da girdiler ya. Okuyorlar. Ünlü, 4 sene sonra bunları okuttan sonra üniversite imtihanında yine burada elde ederler. Yine üniversite imtihanında bunlar tek tük saklı olabilir. Ama yine tepedeler. Dolayısıyla bu 40 bin öğrenci yine tıbba işte atıyorum ODTÜ, Boğaziçi gibi, İTÜ gibi mühendisliğe giderek değişen bir şey yok aslında. Buradaki 40 bin başarılı öğrenciye başlıyor, fen lisesine gidiyor, üniversite imtihanına geliyor, yine orada en üniversiteye gidiyor. Sorun şurada Ali Bey, benim için bu yapıyor. Ya arkadaş, bu 40 bin öğrenci, bu 30 bin öğrenci en iyiler değil mi? En iyiler değil mi? Ben bu 30 bin 40 bin öğrenciyi fen liselerine alıp niye 4 sene boyunca fizik, kimya, biyoloji öğretiyorum ya? Zaten bu çocuk oraya gidecek. Yanlış mıyım? Zaten açın bu fen lisesini, açın Buca fen lisesini. Zaten öğrenciler gittiler gibi ne okullar? Yine tıp, yine mühendislik, yine iyi okullar. Bu çocuğu ben ortaokuldan sonra eleyip, zeki diye alıp 4 sene boyunca niye ezber yapıyorum o işte? Üzerine bir şey daha yapıyoruz. Şu çocuk gitti Boğaziçi'ne mühendisliğe, efendim ODTÜ'ye mühendisliğe gitti. Ne yazıktır ki oradaki mühendislikte 4 sene boyunca %90 teorik bilgiyle mühendis oluyorlar. İbrahim Başkan niye bağırıyor? Bu yüzden bağırıyor. Evet. Tamam çocuk zeki, o kadar zeki çocuk üzerine 4 sene ezber yaptırdık. Üzerine ODTÜ'ye gitti. ODTÜ'de de şimdi %90 teorik bilgilerle mühendis oldu. Hem sanayiye, buyur kardeş patent yap, buluş yap, inovasyon yap. Abi nasıl yapacak? Teorik. Sorun burada. Yani buna bizim çözüm bulmamız lazım. Yani demek ki bir eğitim sistemiyle alakalı bir konu var yani. Tabii. Şimdi bakın, insan kaynağı olmadan bir şey yapma ihtimalimiz yok. Nasıl ki bu üst tarafta inovasyon, bilim, teknoloji çıktısı olan kısma fen lisesinden gelen öğrencilere yönlendiriyoruz ya, 4 sene çöp atarak, bana göre çöp atarak, kazandığı dediğimiz meslek okulları var ya, onlara da benzer bir şekilde onlara da yazıyoruz. Orada durum daha var. Şimdi benim ülke olarak, ya Kore'nin benden üstün bir tarafı yok ki. Kore'nin 2 tane beyni yok kardeşim. Kore'nin 4 tane gözü yok ki. O da insan, ben de insanım. Adam bu dediğim, bu konuduğum, konuştuğum basit konuları çözmüş. Çocuğunun 4 senesini çöpe atmıyor. Meslek sesindeki çocuğunun eğitimlerini heba etmiyor. Bununla ilgili sistem kurmuş. Ben bir baba olarak, diyelim ki benim oğlum kazandı izin fen lisesinde, girdi oraya okuyor. Ben bir baba olarak çocuğumun 4 sene ezber yapıp Boğaziçi'nin okumasını istemiyorum. Olması lazım. Olursa biz yıllar boyunca bunu konuşacağız. Diyeceğiz ki Türkiye'nin patent sayısı 2000, bu sene 110 arttı, bu sene 70 arttı, markada böyle sıkıntımız var. Efendim inovasyon da yapamıyoruz. Yapamayız. Öyle, durum böyle, maalesef böyle. Bizim bunları çözmemiz lazım. Bizim insan kaynağı ile ilgili temel sorunları çözmemiz lazım. Bak ben ünlü durayım. Belki bunu konuşmam doğru değil. Ama bizim bakanlıklar olarak, işte STK'lar olarak, işit ehilleri olarak bizim bu konulara girip buralarda benim çözmem lazım. Şimdi benim çocuğum İzmir Fen Lisesi'nde 4 sene ezber yapması mı daha iyi? Yoksa liseye girişte mesleğini seçip tam donanımlı bir teknoloji fen lisesinde mesleğinin temel öğrenmesi mi daha iyi? Tabii ki ikincisi. Benim oğlum İzmir Fen Lisesi'nde 4 sene ezber yapacağına 4 sene atıyorum elektrik mühendisliğiyle ilgili 2 dil öğrenip yazılım, donanım,
uluslararası literatür, her şeyi kendiniz tamamlayıp üniversiteye gelse, üniversiteyi patlatır biliyor musunuz? Doğru. Patentte yetişemezsiniz. Üniversiteye yetişemezsiniz. Önünü kesemezsiniz. Hoca onu engelleyemez. Ben engelleyemem. Çocuk parçalar ortalığı. Bizim böyle temel konulara takılmamız lazım. Bunları çözersek patentimiz de patlar, buluşumuz da patlar, inovasyonumuz da patlar. 10 sene sonra, 20 sene sonra dünya, şimdi Kore'ye konuşuyoruz ya, dünya bizi konuşur. Bunlar zor bir şeyler değil. Bunlara dertlenip, bunlara kafa yorup, bunlara bir sistem yapmak lazım. Şey tarafı da öyle. Şimdi İbrahim Başkan en büyük sıkıntısı mavi yakalı. Yani nitelik tek kelama. Bulamıyor. Bulamaz. Niye bulamaz? Söyleyeyim ben size. Zaten bu garip çocuklar şeylerin kazan dibin hani puanlamaya göre konuşuyorum. En üstte fen liselerine dedik bu hale getirdik. Orta Anadolu liseleri, alt tarafta meslek liseleri. Çocuk oraya gitti. Bakın kazanın dibi olmasına rağmen bu çocuklar aldığı eğitimler iyi kötü bir meslek üretiyor. Ve inanıyorum ona. Yani o çocuğu siz alın 4 senenin sonunda meslek okulundan fabrikanıza getirin. İşte İbrahim Başkan gitsin fabrikasına koysun. Bir tornayı, bir kaynağı, bir elektrikçinin 3-5 hayatı var ama bir sene sonra o oranın elemanı olur. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Bir çocuk meslek lisesinde mezun oluyor. Bir çocuklarımızı alıyoruz. Genelde şehir kenar içerisinde yüksek okula gidiyoruz. Yüksek okulları bunları ki okutuyoruz kendi önünde. Sınavı veya sınavı fark etmiyor. Mesela çocuk meslek lisesinden elektriği bitirdi. Çocuğu atıyorum işte Torbalı lisesinde veya yakın bir lisede. Yüksek okula gidiyor. O meslek lisesinde okuduğu bölümden 2 yıl daha okuyor. Maalesef teorik olarak okuyor. Maalesef laboratuvar imkanları kısıtlı halde okuyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Öğrencinin ciddi bir kısmını unutuyor. Bıkar o zaman. Bir de bıkkınlık olur. Yani. Öğrencinin ciddi bir kısmını unutuyor. Zaten orada mesleki eğitim için ortam olmadığı için zamanın sonunda dışarı geçiriyor. Tabii. Ezme, tozma, eğlenme. Üzerine bu çocuklar tak askere gidiyorlar. Okul bitiyor ya. Unutuyor bir defa. Askerden geliyorlar. İki tane temel sorun var. Geldi şimdi İbrahim Bey'in fabrikasına bu delikanlı. Dedi ki ben işte makinacım, elektrikçiyim, iş istiyorum. İbrahim Bey dedi ki buyur makine burada, motor burada. Birinci cevabı şu oluyor. Ben üniversite mezunuyum. Ben beyaz yakalı iş istiyorum. İkinci cevabı da ne biliyor musunuz? Onu söylemiyorlar. Bildiğim yarısını unutuyor. Veya çoğunu unutuyor. Şimdi ya üretim olmadan, nitelikli eleman olmadan üretim kısmına bahsediyorum. Artı bilim, sanayi, teknoloji, inovasyon yapacak kısım olmadan neyin patentini yapacaksınız? Neyin teknolojisini yapacaksınız? Niye benim üniversite, ben şimdi rakamlara bakıyorum. Dünyadaki ilk 50 üniversitede böyle hani patent sayılarına baktım. Dünyadaki mesela liste yapmış bu patent kurumunu ya da hemen iyi bilirsiniz. 50 üniversite 5.294 tane patent almış. Bizim üniversitemiz mi yok orada? Bizim üniversiteler henüz 10 yıl önce hiç patentleri yoktu. Okulun ne bir ülkede? Yeni yeni başlıyor. Siz? Neyi tartışacağız biz? Bunun sebebi akademisyenler değil. Sistem. Bunun sebebi sorumuz üniversite değil. Sistem tabii. Sistemi biz öğrenmemiz lazım. Ve o kadar ileri yapmamız lazım bu işi ki hemen yapmamız lazım. Evirmediğimiz müddetçe, böyle gittiğimiz müddetçe biz bu toplar dersini yapacağız. Doğru. Biz patentimiz az diye konuşacağız. Doğru söylüyorsunuz. Ya çünkü ben en zeki 50 bin, en zeki 30 bin öğrencimi heba ediyorum. Mavi yakal dediğimiz meslek ses kısmını heba ediyorum. Kim üretecek, kim teknoloji üretecek. Böyle bir yara bunu imkan verdiğinizi söyledim. Teşekkür ediyorum size. Ben Yayın Bey çok teşekkür ederim. Tamam güzel teşvikler, destekler. Hakikaten devletin Allah razı olsun. Devletin mükemmel bir iş yapıyor. Çok aşırı destek, teşvik var. Ama bizim insan kaynağı sorunu çözmemiz lazım. İnsan kaynağı olmadan biz bir şey yapamayız. Bilmiyorum kaç dakika olsun, kaç dakika oldu konuşalım. Engin Bey çok teşekkür ediyorum. Tabii sorular gelecektir muhtemelen. Bu varsa cevap. Ha, bunu da söyleyeyim. Mesela başka bir gün bir program yaparsınız. Bana bir saat süre verirsiniz. Ben size bunun sözünü anlatırım. Böyle sakin sakin, tane tane. O zaman İşte, Derya Kılıç Hanım ve Patent Hareketi Platon'un mesajı aldı. Gözümü anlatmak için böyle bir saat, iki saat konuşmam lazım. Onlar da hazır yani. O zaman. Mesaj alınmıştır Engin Bey. Daha önce telefonda da zaten konuşmuştuk bir konuyu. İnşallah böyle, birlikte masaya yatıracağız bu konuyu. O zaman İzmir'e ve Ege bölgesine özel bir çalışma ayrıca yapmak lazım. Evet. Ali Bey. Daha mikro bir çalışma. Teşekkür ediyorum Sayın İl Müdürümüz. Gerçekten işin temelinden
aldı o. İnsan kaynağı problemimiz var. İnsan kaynağı da neden problem var diye geri gittiğimiz zaman eğitim sistemiyle alakalı bir konu olduğunu söyledi. Demek ki yapısal bir sorun var. O da tabii kendisi de muhtemelen bu görüşlerini bakanlığımıza raporluyordur. Bakanlığımızda gerçekten inovasyona açık bir bakanlık var. Eski klasik bakanlık yok. Gerçekten bakanlığın çalışmasını görüyoruz. Çok teşvik ediyor. Çok teşvik ediyor ama yapısal sorun olduğu için belki karşılık bulamıyor. Onu da çözmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, Engin Bey'e de sorularınız olacaktır. Bekliyoruz. Tabii Ali Bey de konuştu ama aramızda gene İstanbul'da Egelileri temsil eden Ege'nin derneklerinin İstanbul'daki başkanı var. Hüseyin Reçit Öz. Gene aramızda Van TTO müdürümüz var. O da belki doğudaki, en doğudaki üniversitemiz olarak birkaç cümle etmek isteyebilir sizlere. Ben şimdi Hüseyin Reşit Bey'i hem size tanıştırmak hem de onun da Ege bölgesi, Ege bölgesinin gelişmesi, sanayileşmesi ile ilgili veya teknoloji ile ilgili görüşlerini merak ederiz. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, Egeliler Birliği ailesi olarak sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca Ege deyince bizleri hiçbir zaman unutmayan değerli dostlarım Ali Yüksel ve Süleyman Hilmi dostuma da ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ben izin verirseniz Ege 1'den önce kısaca kendimi anlatmak için söyleyeyim. Adım Hüseyin Reşit Öz. İstanbul Teknik Üniversitesi kökenliyim, işletme mühendisiyim. Çok uzun yıllar sanayicilikle uğraştım. Bölüm bölüm devam ediyor belli bölümlerim. Aynı zamanda da hayatımın büyük bir çoğunluğu sivil toplum kuruluşları, uzun yıllar bir siyasi parti ilçe başkanlığı gibi pek çok konuda sivil toplum kuruluşlarının içerisinde yer aldım. Dernekçilik, vakıfçılık, ikinci başkanlıklarım. Geçen dönem Denizli Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanıydım. Ki o zaman siz Sivaslı dostlarımın davetlisi olarak da Yenikapı'daki etkinlikte Denizli Misafir İl olarak bir tanıtım gerçekleştirdik. Sivaslı dostlarımızla birlikte yapandık. Kardeş il kapsamında. Bunun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi mezun derneklerinin kurucusuyum. Uzun yıllar hizmet ettim ikinci başkan sıfatıyla ki başkanlıkları hep Enka rahmetli abilerimize verdik. Şarık abimize, işte Gama'da Erol Uçer abimiz gibi hep böyle değerli büyüklerimizin, İTÜ'den kökenli abilerimizin başkanlığında ikinci başkanlıkları sürdürmeye gayret ettim onların destekleriyle. Kısacası hep hayatımız sivil toplum kuruluşlarında yardım destek amaçlı geçti. Ve bizden sonraki kuşaklara da bir şeyler anlatmanın yollarını aramakla geçti. Ne kadar başarılı olduk bilmiyorum ama kısaca Egeliler Birliği bünyesinde bazı şeyler değinmek de istiyorum. Çünkü biz Egeliler Birliği'ni kurarken bir şeyi çok önemsedik. Biz İstanbul'da kültürel değerlerimizi kaybediyoruz. Nedir kaybettiğimiz? İstanbul'un hırgürlüğü içerisinde, kozmopolit yaşantısı içerisinde pek Ege'mizi hatırlayamıyoruz. Daha sonra memleketlerimizi hatırlayamıyoruz pek çok dernek vakıf gibi. Bunun çocuklarımızın kendini Ege'li hissetmesi için de Egeliler Birliği'ni kurduk ve 16 yıl oldu yanlış hatırlamıyorsam başkanlığını sürdürüyorum. Aslında 2-3 keredir de bırakmak istiyorum ama sağ olsun dostlarım üzerimizden devam ediyorlar, bıraktırmıyorlar. Ama çok özel etkinlikler yaptık. Neler yaptık? Bir kere 8 ilin ortak bir kuruluşuyuz. Alfabetik sırayla Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'ı temsil ettiğimiz gibi yörük kültürü anlamında Balıkesir'inden Marmara bölgesindeki yörük kültüründen Urfa'daki Sivere, Şırnak'taki Sivere, Şırnak'taki yörük kültürüne kadar olan o bütün sahildeki derneklerde, vakıflarda iç içeyiz. Ve aynı zamanda sizlerin de iyi olduğunuz gibi Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları'nın ortak yapısı içerisinde de Ege'yi temsil ediyorum. Bunları yaparken tek bir amacımız var. Tüm Türkiye bizim. Tüm Türkiye hep beraberiz. Birlik, beraberlik içerisindeyiz. Kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve çocuklarımızı kendi bölgemizin insanı olarak yetiştirmek, İstanbul'da yetiştirmek. Ama bunu yaparken de kişisel ilişkileri de geliştirebilmek hemşehriler arasında. Bunun da faydalarını çok miktarda gördük ve uyguladık. Ege 1 olarak ne yapıyoruz? Kısaca biraz da ondan bahsetmeye çalışayım. İlki Atatürk Kültür Merkezi'nde olmak üzere 5000 kişilik bir topla Ege Gecesi yaptık ilk defa. Değerli büyüklerimiz, siyasi büyüklerimiz ve Ege'den yetişen değerli insanlarımız da katıldılar. Folklorumuzla, türkülerimizle o geceyi Ege kültürü olarak İstanbul'da şey yaptık. Tanıtım günleri yapıyoruz.
Taksim o zaman izin veriliyordu, şimdi verilmiyor ama Taksim'in merkezdeki kültürün merkezi vardı. Metronun hemen girişinde. Orada Denizli'mizi, Manisa'mızı, Afyon'umuzu, Kütahya'mızı, Uşak'ımızı tanıttık. Hatta ben Denizli Burganlı'yım. Ufak bir torpil yaptık. Galatasaray Lisesi önünden binlerce Ege'li ile beraber yürüyüş yaptık folklorumuzla. O zaman Nihat Bey belediye başkanıydı Denizli'nin. Bunun yanı sıra kurslar açıyoruz ve mesleki anlamda, kurslar derken mesleki anlamdaki değerli dostlarımızdan destek alıyoruz. Örneğin Muğla Başkanı'nın önceki kendisi iyi bir fotoğraf sanatçısıdır. Fotoğraf kursu açtık ve Ege'nin fotoğraflarını telif ücretlerini ödeyerekten aldık ve çok güzel bir sergi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra çeşitli televizyonlarda, programlarda Ege'yi anlatmaya çalıştık. Örneğin en çok ses getireni Oylum Talib'i anlatacaklarım var. Ege derseniz orada 1,5-2 saat Ege'nin yemeğini, kültürünü, her şeyini anlatmaya gayret ettik. Aynı zamanda çeşitli üniversitelerle işbirliği içerisinde Aydın Üniversitesi ile ortak bir çalışma sergiledik. Cemal Reşit Rey'de Sigarayla Savaşanlar Derneği yararına değerli Burganlı hemşehrilerimin büyük kumaş katkılarıyla son sınıf öğrencileri dikimler yaparaktan, o gün orada defileler gerçekleştirmekten Ege'yi tanıtmaya gayret ettik. Bunun yanı sıra ben aynı zamanda dediğim gibi İTÜ Mezunlar Derneği'nde kurucusuyum. Orada da başka bir şey başlattık ama bunu Ege'ye de uyguladık. Mentor-menti ilişkisini kurduk. Yani ben kendim işletme mühendisiyim. 6 tane benim her sene bana verilen öğrenci var. Şu andaki ben görevde değilim, aktif ama çok değerli dostlarım bayrağı taşıyorlar. Bana 6 tane öğrenci veriliyor ve ben bu 6 öğrenciyle onlar mezun olana kadar ilgilenmeye çalışıyorum. Şimdi bunun bir benzerini de Ege bünyesi içerisindeki kendi çocuklarımıza yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ben hayat boyu şunun sıkıntısını çektim. Bir abinin, bir ablanın, yani bir akil adamın yol göstericiliğinin sıkıntısını çektim. Çoğu şeyi karar verirken kendim vermeye gayret ettim. Kendi hatalarımdan ders alaraktan yola çıktım. Ama bir önümüzü açan, bir fikir paylaşabileceğimiz birisi olmuş olsaydı çok daha güzel şeyler yapabilirdik diye düşünüyorum. Ve gençlerimizin de, çünkü görüyorum ki gençlerimiz bizden önde. Hem teknoloji açısından önce, bizim kuşaklarımız ilk televizyonu 68 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yayınla gördü. Ama şimdiki gençler tüm dünyayı izliyorlar, tüm dünyadan bilgi alabiliyorlar. Bizim zamanımızda ansiklopedi önem kazardı. Hatta çocukların dönemde bir espri vardır, ansiklopedi karıştırıyor musunuz hala gibilerden. Ama şimdiki gençler bir düğmeye basaraktan dünyanın her tarafına, her bilgiye ulaşabiliyorlar. Kısacası biz bütün bunları Ege'nin İstanbul'da bir kültürel yaşantısını kurmak üzerine yaptık. Ve yalnız olarak yaptık. Bunu da altında çiziyorum, bu yalnızlık derken asla maddiyattan bahsetmiyorum. Tamamen manevi olarak bahsediyorum. Sebebi de şu, ne yazık ki Ege'li siyasetçiler, bunu altını çiziyorum çünkü en büyük müzdaraplığı burada sıkıntıyı da İzmir'in de yaşadığını düşünüyorum. Ege'li siyasetçiler ne yazık ki bir lobisel faaliyetten uzaklar. Yani İstanbul'da bir örnek vermeye çalışayım. 2006 yılında ilk başkanlığı üstlendiğimde ne kadar bir meclis üyemiz var, belediyeler 31 tane o zaman. Meclis üyemiz diye baktığımda bir tane Ege'li vardı. Denizli'den bahsetmiyorum. Bir tane Ege'li vardı. Ve o günün şartlarında ki ben de Doğru Yol Partisi'nin bir temsilcisiydim ama Ege'liler Birliği adına CHP'yi, MHP'yi, AK Parti'yi hepsini gezerekten, kadrolarında mutlaka Ege'lilere yer vermesi gerektiğini ifade ederekten, teşkilat başkanlarıyla konuşaraktan ve ben bir şey daha söyleyeyim. Asla kendim için hiçbir şey istemedim. Hep hemşehrilerim, dostlarım için bir şeyler istedik. Ve o günkü şartlarda bir siyasi parti, diğer ikisi hiç karar almadı, üzülerek söylüyorum. Ama bir siyasi parti 20 ilçede bir tane Ege'liye yer verdi. Şimdi bunun için söylüyorum bunu. O gün biz bunu istemeseydik onu da alamayacaktık. Ama ben siz Sivaslı olduğunuzu bildiğim için, bildiğim kadarıyla İstanbul'da 5 tane Sivaslı belediye başkanı var. Veya Güneydoğu'lu çok ciddi bir lobi var. Çok çok ciddi bir Karadeniz lobisi var. Ama ne yazık ki Ege İstanbul'da yok. Bunu yaparken çok zorlanıyoruz. Yani ben sizin Yeni Kapı etkinliğinize Sayın Valimi, Sayın Belediye Başkanı Osman Zorlu'na, Hasan Kahraman'ı getirdiğimde hani geldiler, Allah razı olsun hepsinden, ama ilk defa geldiler. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? İlk defa geldiler. Şimdi bu önemli. Çünkü biz burada istiyoruz ki Ege'nin sesini birlikte duyuralım herkese. Çünkü kültürümüz çok değerli. Hepimizin kültürü değerli ama Ege'yi İstanbul'da anlatmaya çalışalım. Ticari yönden bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Örneğin işte bir Ege'li hemşehrilere bir yer bulduk, öyle diyelim adına. Bir yer aldık. Ben bunu yaparken 15 tane Ege'li'nin dernek vakıflarının başkanlarını da rica ettim, katılmak isteyen olur mu diye. 15 kişi ortak hareket ediyoruz böyle bir yerde.
Şimdi bunu söylerken bu bir ekonomik birlikteliktir. Dostluklar kuruluyor, ekonomik gelişmişlikler kuruluyor. İşte bunlar lobi ama bunu Karadeniz, Güneydoğu veya belli bir memleketler aşmış durumda. Biz Ege olarak ne yazık ki İstanbul'da yokuz, var olmanın savaşını veriyoruz. Ve arkamızda manevi olarak altını çiziyorum, hiçbir destek yok. Ve bunu da burada bir hani anekdot olarak evet, söylemeye gayret etmiş oldum. Reşit Bey'e tabii çok teşekkür ediyorum. Belki birkaç söyleyecek, bir cümle daha söyleyecek ama ben diyorum ki Reşit Bey hiç endişelenmeyin. İstanbul zaten bir Ege'ye geliyor. Şu, yani İstanbul Ege'ye yani geliyor ama. İstanbul tamamen Ege'ye, hayran bir Ege'ye geliyor. Bugün İstanbul'dan şu anda yoğun şekilde göç var ve Ege'nin köylerine, kasabalarına geliyor. Dolayısıyla zaten bu işbirlik ve sosyal ilişki içe merak etme. Ondan eminim. Ege'miz tabii ki çok güzel. Ondan büyük keyif alıyoruz. İnsanlarımızı ağırlamaktan da büyük keyif alıyoruz. Bu patent konusuna gelince aslında uzmanlık alanım olmadığı için bu konuya girmeyecektim ama çok değerli konuşmacıların anlattıklarından yorumlar getirmeye çalıştım kendi kafamda ama bir tek bir şey yapmaya çalışayım. Değerli müdürüm olsun, değerli Sayın Jack Bey olsun, Eskinaz Bey olsun ve Sayın Sanayici İbrahim Bey olsun. Çok güzel şeylerden bahsettiler. Bence birliktelik anlamında, doğru birliktelik kurulabilirse ve hukuk anlamında da sizlerin destekleriyle beraber bu sorunun aşılabileceğini düşünüyorum. Bu benim tabii uzaktan söylemek çok kolay ama bu kadar basit olmadığını da biliyorum. Ama kolaylıkla aşılabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben şunu gördüm, bütün dünyayı da çok gezen biriyim. Tabii bu arada Egeliler Birliği'nin büyük gezileri var. Dostlarımızı da bekliyoruz. Hem memleketlerimize geziyoruz hem de yurt dışı gezilerimiz de var. Orada şunu gördüm burada, Türk insanı her gittiği yerde zekasıyla kesinlikle hemen öne çıkıyor. Pratikliğiyle, zekanın kıvraklığıyla her şeyde öne çıkıyor. Biz bu patent konusunda da Türkiye'nin ihracatının arttırılmasında da öne çıkarız diye düşünüyorum. Benim de bu konuda şimdi konuya sonradan vakıf olan bir veyahut da sonradan duyduklarımı paylaşan bir kişi olarak demeyeyim ama üzerinde bir çalışma yaparsam ve araştırma da yapabileceğimi de düşünüyorum. Çünkü bazı kaynaklarımız da var. Dostlarımız da var Egeliler Birliği olarak. Sizleri de orada misafir etmek İnşallah, isteriz. İnşallah. Bu fikirleri orada paylaşabiliriz ve çok değerli iş adamlarımıza, İstanbul'daki iş adamlarımıza bu konunun önemini anlatabildiğimiz gibi çözüm yöntemlerini de sunabiliriz diye düşünüyorum. Bana böylesine bir oluşumda söz verdiğiniz için ve böylesine kaliteli bir toplulukta hitap etme olanağı verdiğiniz için Egeliler Birliği ailesi adına teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tabii Reşit Bey çok Egelilerin biraz dağınık olduğundan ve sosyal olarak İstanbul'da belki Ege'de zayıf olduğundan bahsetti ama ben öyle düşünmüyorum. Benim ortağım Hilmi Özer, ben bilirdim ki şöyle zannederdim, Egelilerde hemşericilik ve bölgecilik yoktur. Hayır, Hilmi Özer gece gündüz Ege'yi düşünen, gece gündüz Ege milliyetçi yapan bir adam benim orada. Ve sık sık hesaplarda görüyorum, Ege derneklerine transferler görüyorum hesaplarından. Demek ki Egeliler çok bilinçli ve sosyal birlik içerisindeler. Eğitim ve kültür vakfında evet, beraber ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Şimdi değerli dostlar, aramızda Van Üniversitesi, Yüce Üniversitesi TTO Müdürü Özkan Bey var. Özkan Bey bilmiyorum hatta mı acaba? Yani şu anda burada ama. Evet, buradayım, duyuyorum. Diğer sesimizden katıldı çok fazla. Ha, Özkan Bey şimdi gördüm orada. Özkan Bey de bir üniversiteli olarak, bir akademisyen ve TTO müdürü olarak, tabii bizim özellikle adres patentin çalıştığı çok TTO var. Van'la da çok yakın çalıştı. Aynı zamanda ARGE merkezleri var, sanayi dernekleri var, odaları var. Tabii en doğudaki üniversitemizin de kendine has avantajı, dezavantajı olabilir. Belki onlardan bahsedebilir. Ondan sonra da bir soru var. O soruya zaman kalmasını rica edeceğim. Efendim Birsen Koca hanımefendi Hüseyin Bey'e sormuş mentörlükle ilgili. Diğer taraftan da Sami Vezir Bey. O da kendi patentiyle alakalı, ticaretleşmeyle alakalı hukuk sürecindeki yaşadığı sorunları örnek olarak anlatmak, paylaşmak istemiş. Biz de son 15 dakikada olduğumuz için bu çerçevede cevaplamanızı rica edeceğim. Özkan Bey buyurun. Teşekkür ederim Ali Bey. Tüm katılımcıları buradan selamlıyorum. En doğudan selamlıyorum hatta. Van 100. Yıl Üniversitesi aslında köklü bir üniversite. Yaklaşık 19 fakültesi olan ve bayağı da büyük bir üniversite. Doğunun en büyük üniversiteler arasında. Konum olarak da şöyle belirtebilirim. İzmir Avrupa'nın kalbine ne kadar yakınsa
Biz buradan Çin'in merkezine, yani Van'dan İzmir'e geliş miktarımız kadar, uçuş süresi kadar biz doğuya gittiğimiz zaman Çin'in merkezine, Orta Doğu'nun en uç köşesine veya Orta Asya'nın kalbine ulaşabiliyoruz. Böyle de stratejik bir konuma da sahibiz aynı zamanda. Tabii biz TETO yönetmeliğimizi 2017'de oluşturduğumuz zaman hem bu bölgesel stratejik avantajımızı hem üniversitemizin bu köklü bir yapısını öngörerek bir potansiyelimizin olduğunu düşündük ve açıkçası adres patentlerinde bu anlamda çok güzel bir ilişkimiz oldu, yanımız oldu. Bir fuar aracılığıyla tanıştık ve üniversitemizde daha öncesinden olmayan bir patent havuzumuzun oluşmasını sağladık ve yaklaşık bir yıl içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde 19 patent başvurusuna ulaştık. Evet. Özellikle bizim gibi doğuda ve açıkçası patent kültürünün olmadığı bir üniversite için gerçekten de iyi bir sayı. Ve bunu da açıkçası arkadaşlar daha da ileriki zamanlarda geliştireceklerini umut ediyorum ve düşünüyorum. Tabii bu saymış olduğumuz sorunlar bütün Türkiye'nin sorunları. İzmir'deki sorunların aynısını biz burada yaşıyoruz. Ama şunu da ben açıkçası belirtmek isterim. Van'daki bir üniversite olarak İzmir bizim her zaman Ege'nin gözdesi değil, aslında Türkiye'nin gözdesi bir şehir. İzmir deyince neredeyse herkesin yüzünde bir gülümseme ifadesi belirir. Bu bizim için de aynı şey geçerli. Açıkçası bizim buradaki özellikle İzmirli sanayicilerinde doğudaki ülkeler üzerinde bir pazar oluşturabilmesi için açıkçası lojistik merkezi olabilecek bir konumdayız. Ve aynı şekilde yine tabii bu patent ticarileşmesi açısından da baktığınız zaman Avrupa ülkelerine ihracat yapmanın zorluklarını yaşıyordur. Ve çoğu da yüksek teknoloji ürünü üreten ülkeler bunlar. Ama Orta Doğu'da, Orta Asya'da ve biraz Doğu ülkelerine, uzak Doğu ülkelerine yaklaştığımız zaman, daha doğrusu Hindistan'a yaklaştığımız zaman, ya bu ülkelerde teknolojinin Türkiye kadar gelişmediğini görürsünüz. Ve açıkçası oradaki pazar payına ulaşabilmek için açıkçası Van gibi şehirlerin de bu üretim üssü anlamında veya lojistik üssü anlamında bir değer kazanacağını umut ediyoruz ve düşünüyorum. Eğer değerlendirilirse, bu açıdan değerlendirilirse, yani biz de bu Van 100. Üniversitesi olarak bu konuda hem sanayicilerimiz için hem üniversitemizdeki akademisyenler için bir destek hizmeti sağlamayı hedefliyoruz. Ve bu alanda da çalışmalarımız devam ediyordu. Dediğim gibi yani biz çok dinamik bir yapıya da sahibiz. Ve üniversite akademisyenlerimiz oldukça genç ve dinamik. Ve bunu açıkçası daha önce konuşmacılarımda bahsetmiş olduğu gibi insanlarımızı, akademisyenlerimizi, sanayicimizi tasarıma, patente yöneltirsek ve bunları iyi bir kanalize edersek eminim ki ülke olarak birçok şeyi Ali Bey'in biraz önce bahsetmiş olduğu gibi kilogram ihracat kilogram fiyatını 1,5 dolarlarda değil de 3 dolarlara çok rahat çekebileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda da açıkçası sizin de çalışmalarınızı, özellikle adres patentin bu pandemi sürecinde de bu tarz etkinliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca söz hakkı verdiğiniz için de ve bütün katılımcılara da ayrıca selamlıyorum. Teşekkür ederim Özkan Bey'in de en doğudan hepimize getirdiği selam alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmaların devamını dileyerek. Başka bir soru üzerine yoğunlaşıyoruz. Sayın Vezir bir soru sormuştu. Daha doğrusu bir açıklama dedi. O açıklama için kendisine Sami'ye bırakıyorum. Buyurun Sami. Merhabalar. Öncelikle bu fırsatı bana verdiğiniz için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben İzmir'de dış ticaret eğitimi aldım. Önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Sonrasında aslen Kayseri'liyim. Tekrar Kayseri'ye döndüğümde 2011 yılında endüstriyel reklamcılık faaliyetlerine devam ettiğimiz bir şirket kurdum. Şu an dünya genelinde anlaşmalı olduğumuz markaların kurumsal kimlik tedariklerini yapıyorum. 2013 yılında Türkiye'deki bir akaryakıt markasına Yapı Kredi Bankası ile birlikte iş ortaklığında yaptıkları bir kampanyada bu ürünlerin uygulanırken çok altlı şekilde yapıldığını ve yüksekte çalışmayı ortadan kaldırmadığı için insan sağlığında ciddi şekilde riske attığını gördüm.
ve buna uygun bir cihaz tasarladım. Yaklaşık 4 yıl kadar Ar-Ge'si sürdü. Özellikle AVM, akaryakıt gibi bu noktalarda afişlerin uygulanmasında hiçbir şekilde insan gücü gerektirmeyen, tamamen uzaktan kumandayla halledilebilir bir sistem var ettim. Sonrasında bu sistemle ilgili endüstriyel tasarım patenti aldım, iki farklı. Fakat bir vinç görevi gördüğü için partner olduğum, çalıştığım firma tarafından bir faydalı model olarak görülemez denildi. Sonrasında firmalara bunu pazarlamaya başladım. Fakat irtibatlı olduğum firmalar dünyada kendi sektörlerinde ilk üçteki firmalar dahi olsa hani inovasyondaki bu katma değere fikri olan saygı da çok önemli. Aslında ben Türk insanının zekasının, üretkenliğinin birçok şeye yeter olduğunu düşünüyorum. Fakat bu üretkenliğiniz sonucunda aldığınız patentler, koruma altına almaya çalıştığınız eylemler yani gerçekten yeterli değil bence. Bununla ilgili bahsetmek istedim. Hatta zaman kısıtlı biliyorum ama eğer mümkün olursa ürünümü de tanıtabilirim size. Bu hukuksal süreçlerle ilgili desteklerin daha net olması gerekiyor. Olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hukuk tabii Türkiye'de şöyle bir şey Sami Bey, hukukla ilgili çok değişiklikler oldu. Evet, bu konuda Türkiye'deki patent kanunlarının, fikri mülkiyet kanunlarının yeterli bir cezai tehdit içermediğini düşünüyoruz. Bunu yasa olarak meclisimizle ve bakanlıklarla paylaşıyoruz. Zaman zaman değişmeler oluyor ama yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Sami Bey bu değerli katkılarınız için. Şimdi iki tane sorunuz daha olduğu için belki bu özel sorununuzu yazarsanız sonra da konuşabiliriz. Onu söyleyeyim, o sözü verebilirim size. Jack Bey tabii uzun süre kaldı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, değerli katılımcılar, İzmir bu güzel seminerin mimarlarından İzmir şubemiz sorumlu müdürümüzü davet ediyorum. Burada şu anda sanıyorum, değil mi? Buradayım Ali Bey. Evet, Berin Hanım'ı sizle tanıştırmak istiyorum. İl müdürümüz belki tanıyordur, Jack Bey'le tanıştırmak istiyorum. Onu da birkaç cümle etmesini arzuluyoruz. İzmirli olarak, İzmir'deki inovasyonu, patenti bilen bir kişi olarak neler söylemek istersiniz? Çok teşekkürler Ali Bey. Öncelikle hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu benim için, hatta Derya Hanım'la organizasyonları yaparken bu bizim düğünümüzdü. Düğünü olan görüyorsunuz. Çok hazırladık, evet. Çok isteyerek, çok uzun zamandır aslında benim istediğim ama COVID süresine denk gelen bir süreç oldu maalesef. Ege bölgesi ve İzmir'de adres patente 17 tane de çalışıyorum. Patent ve marka tescilini adres patente öğrendim. Şimdiye kadar da Ege'nin ve İzmir gerçekten çok özel bir yer. Benim için de çok özel bir yer. Doğduğum bir yer. O yüzden bu konularla alakalı İzmir'in her seferinde çok daha fazla şey olmalı. Daha neler yapılabilmeli sorularına her zaman böyle heyecanla cevap vermişimdir ben Ali Bey'in sorularına. Evet. Yani İstediğimiz şey tabii ki inovasyon çok olsun, bunun üzerine patentler de kazanalım, katma değerlerle kazanalım. Az önce Jack Bey'in de söylediği gibi kilolarla, 5 litrelik kilolar ya da domatesi kilolarca satmak yerine katma değerle satmak bizim için bir anlamlı olmalı diye düşünüyorum her zaman. Çünkü Ege bölgesi gerçekten böyle bir kapasite var, böyle bir şey söz konusu. Zaten bu şekilde hareket ettiğimiz takdirde markasal anlamda da çünkü gözümüze de büyüyen işte zeytinyağı sektöründe dediğiniz zaman her sektörde benim de müşterilerim var. Küçükten büyüğe doğru taşınan, son aşamalarında ihracat boyutlarına taşıdığımız, markasal anlamda da birçok noktalara getirdiğimiz firmalarımız var. Bunların da doğma, büyüme ve ilerleme safhalarını tespit etmek gerçekten güzel oluyor bizim için. Bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Adres Patent eski bir firma. Konusunda uzman, kurumsal bir kadro ile çalışan bir firmayız. Umarım İzmir için, Ege bölgesi için her şey çok daha güzel olsun. Biz inovasyon katma değer olarak ön planlara çıkmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum Ali Bey. Teşekkürler Berna Hanım'a, İzmir Şubesi Müdürü. Değerli katılımcılar, çok teşekkür ederim herkese. Beyin Reşit Özbey'e bir soru vardı orada ama belki Reşit Bey özel cevaplamak ister onu. Reşit Bey, sizin telefonunuzu acaba Birsin Hanım'a versek olur mu? Uygun mudur? Uygundur tabii ki. Ben kısaca aynı bölümde paylaştım. Az çok açıklamaya çalıştım ama daha detaylı bilgi isterseniz de Derya Hanım'a yönlendirdim. Derya Hanım'dan telefonumu alabilirler.
Şimdi değerli katılımcılar, çok çok değerli bir gün seminer ve çalıştay yaptık aslında. Belki bu Ege'nin ve İzmir'in sanayisinin, teknolojisinin bir nebze, küçücük de olsa bu çalışma yükselmesine katkı sağlarsa bizi çok mutlu edecek. Bu çerçevede İzmir'in teknolojik olarak yükselmesi, katma değer artışlı ürünlerle ihracatını yapması, patentli ürün ihraç etmesi, markalaşması, tasarımlarını, çiçeklerini, tasarımlarını, denizini ürünlere yansıtarak dünyaya satması hepimizin arzu ettiği bir sonuç. Bu çerçevede ben bugün katılan İbrahim Bey ayrıldı kendisi ama selamımızdan ulaşacaktır. Gökçeoğlu Makina, İbrahim Gökçeoğlu Bey, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Vekilimiz. Gene bugün katılması planlandı ama olmadığı için katılamadı. Sanayi Odası Başkanımıza, Ege İhracatçıları Birliği Başkanı Yak Eskinazi Bey'e ihracatın duayeni Ege Bölgesi'nde. Çok değerli fikirler, markalaşma ödülü verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Patent Vekili ve aynı zamanda Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Ali Çavuşoğlu Bey'e. Gene teknolojik olarak bilimsel bilgi ve teknoloji olarak İzmir'e katkı sunan, bu konuda donanımlı, yetkin bir kişi olan Engin Mişar Bey'e, il müdürümüz Engin Mişar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gene konuşmalarla katkıda bulunan Reşit Bey'e, diğer katılımcılara çok teşekkür ederek size, katılımcılara bu toplantıyı anlamlı hale getiren patentin, inovasyonun gönüllü erlerine ve dostlarına çok teşekkür ederek bu günkü toplantımızı kapatıyorum. Müsaadenizle çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Saygılar bize. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler Ali Bey. Sağ olun.